Bu ülkede kadına uygulanan şiddetle ilgili hiçbir zaman sesimizi kısmayacağımıza, hep ses çıkartacağımıza programa başladığımız ilk günden beri söz verdik. Bugün bir destek çağrısını dinleyeceğiz birlikte. Arzu Cansever, 35 yaşında. 14 yaşındayken ailesi tarafından para karşılığında kendisinden 10 yaş büyük birine verildi. Yıllarca şiddet, işkence gördüğü, defalarca aldatıldığı bir evliliğin içerisinde yer aldı ve o dönemde ruhum gerçek anlamda parçalandı diye anlatıyor. Bir gün ayrılmak istediğinde eşi senin canını almayacağım, senden hayatını alacağım diyerek pompalı tüfekle kollarından ve bacaklarından vurdu Arzu'yu. Arzu güçlü bir kadın. Bize başvurduğunda ben bu programda bütün kadınlara, bütün ailelere, bütün erkeklere seslenmek istiyorum dedi. Hem şiddetle ilgili hem de bu hayatta engellilerin neler yaşadığı ile ilgili konuşmak istiyorum dedi. Biz Paylaş Benimle evinde şimdi Arzu'yu karşılıyoruz. Arzu hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Paylaş Benimle evimiz. Beraber paylaşacaklarımız var. Senin hikayende sana temas edebilmek için hem de seninle beraber birçok insana bir şeyler söyleyebilmek için buluşuyoruz. İnşallah hocam. Evin ilk durağı nesne odası. Gel seni alayım oraya tamam, doğru. Tamam hocam. Evet Arzu. Burası bizim nesne odamız. Hayatı simgelediğimiz yer. Kendi hayat öykümüzün anlamını bir nesnede gördüğümüz yer. Sen de tüm hayat öyküne bak ve o hayat öyküne bakarak bir nesne seç. Bütün sohbetimiz boyunca seni ifade etmek için sana güç olsun diye o nesne yanımızda olacak. Tamam hocam. Bunu seçiyorum hocam. Bunu? Evet. Gel Arzu. O objeyi gördüm ve ben kendimi gördüm zaten. Ve ben burada olduğum sürece o obje beni temsil edecek. Nesnemiz bu. İçeride anlamını da konuşalım beraber. Hep yanımızda olsun. Evet. Birlikte üstünden senin hikayende nasıl bir anlamı var konuşalım. Hadi geçelim salonumuza. Tamam. Gel benimle. Evet Arzu, salonumuzdayız, beraberiz. Seninle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum bizi izleyen herkese. Bence Arzu bize insanlığımızı hatırlatacak. Hissim bu programa başlarken. O kadar gerçek, o kadar insan, o kadar bunca acıdan geçmesine rağmen bütün insanlara bir şey söylemek için geldiğini o kadar kalpten, candan söylüyor ki. Arzu bir para karşılığında 14 yaşında evlendirilen, 15 yaşında anne olan, bütün evlilik hayatı boyunca şiddetin, işkencenin birçok türlüsünü yaşayan, bunun içerisinde sistemli bir şekilde aldatılma da var. Eşi tarafından, kollarından ve bacaklarından pompalı tüfekle vurulan biri. Böyle söylendiği gibi kolay değil hiçbir şey. Hayat da böyle söylendiği kadar kolay değil. Birlikte onun hayatını ve bugün çocuklarıyla beraber ve kendisi olarak da var olma hikayesini konuşalım istiyoruz. Yeniden hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk hocam. Nesnene bakıyorum. Onca nesnenin arasından buna gitti gözlerin. Neden bu nesne? Kendimi anlatıyor. Çünkü hep bir tarafım yarımda. Hani her şey göründüğü gibi değildir aslında. İlla ki bir tarafımız yarımdır. Ve ben, yani istenmeyen bir hayat, istenilmeyen bir düzen, söz hakkı tanınmayan bir hayat. Beden var, kafa yok. Elinin kolunun yarısı var, yarısı yok. Aynı. Ve biri var yanında. Öyle duruyor aslında. Ama ruhen yarım olan sensin aslında. Onun için de seçtiğini düşünüyorum. Evet. Peki bu ruhen bedenen yarım kalmış,
Ama diğer taraftan kendini tamamlamak için uğraştığım belki. Hayat hikayesini biraz konuşalım. Arzu, paylaş benimle hem senin hikayen üzerinden hem de aslında senin hikayenden ışık olacağımız birçok hikaye üzerinden insanlara ulaştığımız bir program. Sen de geldin. Neden geldin? Belki ben bunları yaşadım. Yani başkaları yaşamaz. Ben bunu paylaşmak istiyorum çoğunlukla. Mesela ben okuyamadım. Kız çocuklarımızı okutalım diyorum mesela. Kadın haklarını duyurmak isterim. İlla ki ben evlendim veya çocuk oldum ama bizim hiçbir hakkımız yoktu. Ne seçme hakkımız vardı ne de karar hakkımız vardı. Ama artık hakkımız olsun istiyoruz. Artık önümüze bakmak istiyoruz. Ben yaşadım, başkaları yaşamasını istiyorum. Peki, bir tarafın güç, bir tarafın bunca hayat travmasının yanında bir kalp kırıklığı. Hissediyorum bakarken sana onu. Bu hayatta seni en çok ne üzdü? Babama, anneme sözümü geçirememek üzdü. Yaşadıklarımı bir kenara bırakıyorum. Ama ben o zaman sözümü geçirseydim, belki bunları yaşamayacaktım. Nerede duruyorum biliyor musun Arzu? Bu kadar acı, şiddet, bu kadar yıkımdan sonra devam etme çabam var ama ne üzdü deyince söylediğin yer yolun başındaki yer. Ben evlenmek istemiyorum dediğin bir anne babaya sözü geçiremediğin yer. Bütün yaşadıklarım bir kenara bırakıyorum. Ben yolun başında zaten üzüldüm. Bittim. Karşı tarafın kim olduğunu bilmeden, kadının kendisi seçmeden, büyümeden, ruhen, bedenen büyümeden parayla verildiği bir düzen var. Buradaki sadece suçu yüklediğimiz kişiler senin annen baban değil. Bu düzen, bu sistem var orada. Ama onlar da pişman değil mi? Çok fazla hocam, çok fazla. Ben hastanede kendimi unuttum. Anneme teselli veriyordum. Annem yanımda ağlamazdı. Çıkar koridorda ağlardı. Ben uyuyorum zannederdi. Feryat ederek ağlardı. Ben onlara teselli verirdim. Yani kendimi unuturdum. Çünkü onların düzüldüğünü görüyordum. Mesela benim babam yüzüme bakarak hiç konuşmaz. Hep kendini sebep tuttu. Hani gelenektir, görenektir. Bunları yaşadılar sadece onlar. Onlar da istemezdi benim evladım bunları yaşasın. Ben yaşadım diyor Arzu. Bugün bir yerlerde belki 13 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında bu ülkenin herhangi bir şehrinde, köyünde, kentinde, kasabasında belki böyle bir kız bu adet, gelenek, görenek diyerek söylerken utanıyorum. Verilmek üzeredir belki. Duyalım, duyuralım mı beraber? Yani burada bir şiddet var. Burada bir vurulmaktan bahsediyoruz. Bir kadın kimsenin görmediği yerde kollarından, bacaklarından vuruluyor. Hayatına devam edemesin, yaşarken de acı çeksin diye. Öldürülmüyor, vuruluyor. Şiddet olmak zorunda da değil. Yitirilmiş hayatlar. Sevilmeden, seçilmeden. Bir de bunun psikolojisini düşün. Yani evlilik nedir onu bilmiyorsun zaten. Büyüklerinden birileri geliyor, bize anlatılıyor işte şöyle olacak, bu böyle olacak. Ya senin anlattığın zaten çocuk, ne anlayacak? Bir de onun psikolojisini düşünmek lazım. Yani onu sadece yaşayan bilir. Hayatı tanımadan hayatın içerisinde eş olma, anne olma, sevmeden, seçmeden orada var olmayı da düşünüp bilmek lazım. Gözümüzün içine baka baka söylesen, hazır olduğun kadar. Çünkü biz seni görmemişiz hiç. Bugün gerçekten bedenen de yarım kaldığın ama kendini tamamladığın bir hayat var. Bu saldırıda sen ne yaşadın? İlk başta yaşadıklarım. En son yarım kaldığım saldırım hocam. Senelerce zaten psikolojik saldırıları yaşadım. Ama en son beden olarak yarım bırakıldım. Ama ne sesimi duyan vardı, ne de beni gören vardı. Kaderindir, yaşayacaksın diyenler vardı sadece.
hep konuşurken görülmemekten bahsettik Arzu'yla. Bütün ülke ses çıkartsın diye, bu sadece bir cümle yazmak değil, hep beraber bir şey yapmak demek. O sürekli her şey için kullandığımız sosyal medya platformlarına, Twitter'a, Instagram'a neyse, Arzu'yu görüyorum yazar mısınız? Ben de yazayım, biz de yazalım. Bu bir sembol bu arada. Bunu yazacağım ne olacak değil. Arzu ile beraber herkesi görmek için Arzu'yu görüyorum yazar mısınız? Çünkü bugün de hayatına engelli olarak devam eden ve ihtiyaçları da olan bir kadın var karşımızda. Görülmeye şimdi de ihtiyacı var. Herkes Arzu'yu görüyorum yazar mı bugün bu programda? Lütfen hepimiz birlikte bir ses olabilmek için de. Bazen dinlerken boğazımız düğümleniyor biliyorum. Arzu anlatırken bazen bir sessizlikle kala kalıyoruz. Bazılarımız ekran karşısında isyan ediyoruz belki. Bunca yıldır sustuğumuz bu kadar fazla şiddetin, kadın cinayetinin, çocuk haklarının karşısında gerçek anlamda ses çıkartmak için bir umut taşıyorum ben bu programda. Özellikle bugün büyük etki sağladığını bildiğimiz sosyal medyaya Arzu'yu görüyorum yazalım beraber. Çünkü onun görülmeye çok ihtiyacı var. Hep birlikte bir şeyler yapabilmemiz lazım. Sadece Arzu'yu dinleyip geçmeyelim. Arzu bize hikayesini anlattıkça biz de neler yapabiliriz diye düşünüp harekete geçmeye başlayalım. Senin bahsederken kocaman kocaman gülümsediğin bir çocukluk var orada. Evet, yarım kaldığı bir yer var ama anılar da bizim tamamlanma biçimimizdir ya. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? 8 kardeştik biz hocam. Tarlaya giderdik, çapa yapardık, ekim biçerdik. Kardeşlerimle öyle dolu dolu bir çocukluk yaşadık. Çünkü her şey serbestti. Aslında çocuklukta 10 yaşına girene kadar bizim orada. Daha ilerisi yoktur. O kardeşlerimdeki yaşadığım masumiyeti ben 10 yaşından sonra bulamadım. Arzu bize diyor ki bizim oralarda 10 yaşına kadar çocuk olunur. Sonrasında çocukluk biter. Çocukluk bitmez. Çocukluk da hiçbir yere gitmez. Çocukluk sadece engellenir. Çocuğun yarım kalmış oyunlarını hayat boyunca devam ettirebilme isteği vardır. Çocuk hayallerini hiçbir zaman unutmaz. Hele erken çocuklukta o hayallerin üstü kapatıldıysa, hayat içerisinde onlar engellenmiş, bastırılmış bir duygu olarak tüm hayatı zorlamaya devam ederler. Çocuk evlendirmelerinde, bu çocuk istismarında çocukların çocuklukları ellerinden alınırken aslında yetişkin hayatlar için kurdukları hayaller de erken dönemde diğer insanlar tarafından karartılıyor. Kal biraz 10 yaşına kadar da nefes de alabilelim Arzu. O özgürlüğün, çocuk olmanın, belli ki orada 10 yaşına kadar çocuk olmaya izin veriliyor. Evet. Özellikle kız çocuklarına da. Evet. O özgürlükte bir kalsan, çocukluktaki anneyi, babayı, kardeşlik ilişkilerini, o evi, o sokakları bana biraz anlat lütfen. Anne baba ilişkileri fazla yoktu. Yani annem zaten işten fırsat bulamazdı. Yani hani oturup bizimle sohbet eden veya sevgisini yansıtan bir aile ortamımız yoktu. Biz ne büyüdüysek, ne yaşadıysak hep kardeşlerimle, ablalarımla yaşamışımdır. Yani şimdi ben evladıma bakıyorum, seviyorum, kokluyorum, kuçaklıyorum. Yeri geliyor yastık savaşı yapıyorum, yeri geliyor güreş yapıyoruz, oynuyoruz ama hani eskiden böyle bir aile ortamı yoktu. Sabah kalkardık böyle, hepimiz beraber hazırlanırdık, tarlaya giderdik. Tabii tırmağa gücüm yetmezdi, boyum kısaydı, küçüksün. Babam gösterirdi, ben yapamazdım. Aslında yapamaz da değil, yapmak istemezdim, gidip oynamak isterdim. Babam bir gün bana bir tane tekme vurdu, ondan sonra o işi bir öğrendim. O işi bir öğrendim, bir daha unutmadım. Bir de şey değil midir Arzen, çocuksun ya. Yani çocuksun, tabii ki oynamak isteyeceksin. Aynen. Ama hangi işi yaparsan yap, ortam huzurluysa hepsini bir oyuna çevirebilme kapasitemiz vardır çocukken. Aynen, biz de öyle yapardık zaten. Mesela işimiz olmazdı, arkadaşlarımızla böyle ablalarımızla oyuna giderdik, saklambaç falan oynardık. Ya birimizin bir yeri kırılırdı, ya köpekler ısırırdı. Ama ben şunu söylüyorum, her olayın sonu da dayaktı. Şimdi ben bazen çocuklarıma çocukluğumuzu anlatıyoruz da, anne diyor hikaye kitabı yazsan her konunun sonunda bir dayak muhakkak ve ben bu dayağı bile artık gülerek anlatıyorum. Hani çocukluk yapıyordu illaki.
Böyle komşuların meyve bahçelerine girerdik. Saklambaç oynardık, ağaçlara saklanırdık. Bir yandan saklanırdık, bir yandan meyve yerdik. Bir de sahibi gördüm müydü bizi kovalardı mesela. Bunlar çok güzeldi bizim için. Çocukluk gibi çocukluk anlatıyorsun aslında. Yani. İçinde meyve bahçeleri de olan. Peki Arzu, nasıl bir çocuk musun desem sana? Çocuk. Bana anlatılan, ben zaten doğduktan sonra annem ameliyat geçirdiği için ben babaannemde kalmışım ama böyle pufuduk bir şeymişim. Saçlarım sarıymış. Evde zaten en uysal, en sessiz çocuk ben doğmuşum, ben büyümüşüm. Ağzımda benim bir tane boş memem. Elimde de bir tane naylon mavi bir arabam varmış. Sürekli böyle onu gezdirirmişim. Arzu, bu arada çocuklukta tabii ki çalışıyorlar, yoğunlar ama nasıl bir baba kız ilişkisi var mesela aranızda? Ben babamı tanımıyordum desem. Ben hiç görmedim babam beni kucaklayıp öptüğünü. Bizim öyle hani baba kız ilişkisi veya anne kız ilişkisi yoktu. Onu anlatamam. Orada susarım. Hem somut olarak çok yan yana değilsiniz anladığım kadarıyla. Hem de yan yanayken de sevgi göstermenin böyle bir... Yok, babam geldiği zaman biz hemen susar otururduk yani. Babanın bir ağırlığı vardı. Ha, babandan şiddet gördün mü desen, sadece ben bir tek babamın bir tekmesini bilirim, o da tırmık kolayında. Hani öyle babam şiddet gösteren bir baba da değildi ama babamın ağırlığı veya işte aha annem seslenirdi, aha baban geliyor deyip hemen oturma, yani bilmiyorum hani ben kardeşlerimle de öyle kucağına alıp öptüğünü bilmem, sevdiğini bilmem. Baba sadece gider, çalışır, yemeğini alır, karnının doyurmasını sağlar, o kadar. Biraz ortak olarak da söyleyeceğim. Biz bir kuşak, bazılarımız böyle büyüdük. Dileğim babanın mesafeli olduğu, sevgisini göstermedikçe kendisini daha çok baba zannettiği, ona da öyle öğretilmiş kendi anne babasından. Bu düzenin, bazılarının sadece uykuda sevdiği, bir de öyle bir şeyimiz var ya bizim. Bunun böyle büyütülmüş kuşakların çocukları olarak bugün kendi çocuklarımızı da değiştirebilmek. Sadece geçmişteki sancıyı konuşmayalım. O sancıyı alıp kendi çocuklarımıza onların kuşaklarını aktarmamayı da konuşabilelim bence. Ya üstüne basa basa söylüyorum. Bizim çok güzel gelenek göreneklerimiz var. Onları ne güzel yaşatalım işte. Yani dayanışmamız, komşuluğumuz, bayramlarımız, zorda kalana yardım etmemiz. Ne güzel yaşatalım ama bazıları da gerçekten bir aktarılan acı gibi kuşaktan kuşağa devam ediyor. Sağlıklı, güzel insanlar olarak böyle bir toplum yaratmak için bir dakika burada bir yanlışlık var. Bunu da şöyle bir şeye çevirelim diyebiliriz. Oradan da yeni bir gelenek doğurabiliriz Arzu. Mesela gelenek deyince böyle kör bir nokta. Sen de söylüyorsun bizim oralarda çocuklar, kız çocukları 13-15 yaş arasında evlendirilirler. Bu herkes için herhalde orada bir bilgi değil mi? Evet. Eskiden gerçekten çok gaddarlarmış. Özellikle de kız çocuklarına hiç hak tanınmamış. Kız çocukları okumaz, kız çocuklarının düşünceleri önemli değil, hak sahibi değil. Şimdi ben bakıyorum çocuklarıma, ya ben gözümden sakınıyorum. Mesela o zamanlar 13 yaşında, 14 yaşında evlenirken, şimdi ben 15 yaşındaki kızıma bakıyorum, ya nasıl verebiliriz, nasıl kıyabiliriz diyorum. Çok gaddarlarmış. Çok acımasızca. 16-17 yaşlarına geçtiği zaman o kızın evine bir daha görece gitmez. Ya bir hastalıklıdır diye adı çıkardı ya da başka sıkıntıları var derlerdi. O yüzden o orada kalırdı yani kimse uğramazdı. Mesela biz evlenene kadar hastane yolu bilmeyiz. Hastaneye gitmezdik, gidemezdik. İstersen orada öl. Çünkü arkandan dedikodu çıkacak, laf çıkacak, hastalıklıdır denecek. 16 yaşındaki çocuk evlenmediği için sağlıksız ilan ediliyor ya. 16 yaşında evlendirilen bir çocuğun bedeni ve ruhen sağlığı bozuluyor aslında. Evet. Nasıl bilimsel olarak, yaşamsal olarak olanın tersi yükleniyor çocuklara.
Peki tabii 13-15 yaş arasında bir çocuğun hayalleri yıkılıyor. Diğer taraftan bunun bedeli olan bir para da var anladığım kadarıyla. İstersen senin hikayen üzerinden konuşalım. Sen evlendirileceğin haberini nasıl aldın? Zaten ben 13 yaşındayken görücüler gelip gidiyor. Şöyle bir sistem vardı o zaman, mesela başka köylerden olsun gelirlerdi, oranın tanınmış kişilerini atıyorum muhtara giderlerdi, işte hangi evde kız olduğunu tarif ederlerdi, bütün köyü dolanırlardı, hangisini beğenmiş birkaç seçenek sunarlardı, bunlara tekrar geleceğiz denirdi. Yine aynı şekilde bana da öyle. Ben 13 yaşına girdim. Benim evim boş kalmazdı. Yani bizim evimiz hiç boş kalmazdı. Niye? Görücü, sürekli görücü gelirdi. Köylerden olsun, kendi köyümüzden olsun. Arzu daha bir çocuk. 10'lu yaşlarında. Ergenlik döneminin içerisinde. Eve görücüler gelmeye başlıyor. Ve ailesi o dönemin maddi zorluklarıyla beraber bir para karşılığında kızlarını veriyorlar başka bir aileye. Çocukların dünyalarında evlilik yoktur. Çocukların dünyalarında gelecek hayalleri vardır. Çocuklar beden olarak, ruhsal olarak bir evliliğe, bir evliliğin sorumluluğunu almaya, yetişkin kadın rollerinin kendilerine yüklenmesine, bir çocuk dünyaya getirmeye hazır değillerdir. Eşimin ailesi geldi gündüz. Çıkarken de tekrar geleceğiz denildi. Sonra ertesi gün tekrar gelindi. Geri ertesi gün eşimi aldılar, geldiler. Kıza baksın, onay verecekse alacağız diye. O zaman haberim oldu mesela. Hani bizim orada kahve adetimiz falan yoktu. Girerdik bir çay dağıtır çıkardık. Yani konuya müdahil olmazdı. Kapıyı örter çıkardık. Babam, annem orada artık ne konuşur bilemezdik. Sen peki o dünyada kız çocuklarının güya evlendirildiğini. Buna niye böyle diyorum? Bu bir düğün, nikah, tören vesaire. Yani bir çocuk buna hazır değil. İçine atılı atılı öğreniyor. Öğrenmesi gereken çok erken bir yaşta, gerekene göre. Sen görüyorsun onları. Nasıl hissediyorsun kendini? Birileri geliyor seni istemeye. Ben hep şunu söylerdim. Ben okuyacağım. Ben doktor olacağım. Benim hayallerim vardı. Okuyacağım, doktor olacağım. Nasıl hissedebilirsin ki? Yani hayatın karardı an, ablalarım evlenmiş. Hani çok da dört dörtlük bir mutlulukları yok. Gözün görüyor zaten onların yaşantılarını. Ve aynısını ben de yaşayacağım ama benim başka çarem yok. Ha, evden kaçmayı düşünüyorsun. Nereye gidebilirsin, ne yapabilirsin? İmkanın yok. Yani susup oturmayı bileceksin. Sadece bize bu öğretildi. Susup oturacaksın. Ama ben susan taraf değildim. Ben hakkımı savundum, savunmadım diyemem. Mesela ablalarım hiçbir şekilde sorulmamasına rağmen bana soruldu. Baba sen bilirsin dedim ama ben dedim baba ben istemiyorum mesela. Ben söyledim anne ben istemiyorum diye. Onlar söylememesine rağmen. Ama benim için değişen bir şey olmadı. O kadar çok yer göreceksiniz ki program devam ederken. Bizim için bir program Arzu'nun hayatı. Görülmediği. Her yere Arzu'yu görüyorum yazıyoruz bugün. Bugünkü hali için de görülmesini istedikleri var. Oraya da geleceğiz. Madem bugünkü etkiyi bu sosyal medya dilinde yaşatıyoruz. Sesi duyulmamış, duygusu görülmemiş bir çocukla başlıyor hikaye. O yüzden Arzu'yu görüyorum yazıyoruz. Twitter'a ya da yazabileceğimiz her yere. Yani duvarlara, şehirlere yazasım var. Bugünü de öyle bitireceğiz. Ben bu hikayeyi dinlediğimde ben kendi gözüme inmiş perdeden bu kadar insan adına utandım. Ses çıkartıp belki bir şeyleri bugün yapabiliriz Arzu için. Arzu, sen bu kişiyi, kollarını, bacaklarını, hayatını alacağım senden diyen bir kişi. Bu kişiyi ilk ne zaman gördün? O eve geldi mi o da? Ya da siz beraber zaman geçirdiniz mi? Geçirseniz ne olur? Sen çocuksun da. Ne zaman gördün? Söz kesileceği gün gördüm. Yan yana koydular. O gün nikah kıyıldı, dini nikah. O zaman gördüm. Çay götürdüm ama yani
kafanı kaldırıp da bakmadın bile. Çünkü umurunda değil yani. Evlilik nedir bilmiyorsun ki sen ya da nişanlanacaksın diye. Alakasız yani, normal benim için bir misafir gelmiş, çayını dağıtmışım, çıkmışım gibiydi benim için. Hiç bakmadım. Hani babamlar onay verdikten sonra, dediğim gibi yüzük takılma günü, işte bayağı bir kalabalık. Nikahın kıyıldığı gün gördüm. Hadi ki bir şey hissettin mi? Yok. Yani ne hissedebilirsin, zaten sen çocuksun. Tabii. Senden 10 yaş büyük bir insan almışlar, yanına koymuşlar. Yani benim için bir çocuk oyuncağı, çünkü ben dışarıdaki oynayan çocuklar gözüm düşerdi. Çıksam da annem mahallede aşağı inse de ben birazcık çıksam da çocuklarla oynasam diyen bir insandım. Ne hissedebilirsin ki diyorsun? Aklın çocuklukta, gerçekliğine bile tam olarak aslında giremezsin ki. Çünkü bu yetişkin Yok. Hayatının bir parçası. Peki, aranızda çocuksun tabii ama bir diyalog geçiyor mu? Bir şey konuşuyor musunuz? Onunla mı? Evet. Hiç konuşmadım. Yani bazen telefon ederdi, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Ben direkt kapatırdım çünkü çok soğuktum. Hani onunla konuşmak bile içimden gelmiyordu ki 3 ay boyunca. Mesela bazen böyle ayda bir kere gelirlerdi ailesiyle beraber. Annem işte hani konuşun anlaşın diye odaya koyardı. Ben buradayım, o orada otururdu. Sonra yanıma yaklaşmaya başlayınca bana dokundu. Dokununca ben tepki gösterdim, bana dokunma diye. Ki annem de camdan izliyormuş böyle. Yan tarafın camı açıktı. Annem bizi odaya koymuş, camdan dinliyor. Ben orada tepki gösterdim zaten. Hani dokunmasını asla istemedim o insanın. Dokunma diye tepki gösterip ayağa kalktım, çıktım. Tabii benim ilk düğün gecem konum buydu zaten, dayak konusu. Ondan sonra da dedim babamlara, baba ben istemiyorum, evlenmeyeceğim dedim. Bu birkaç ay değil mi bu arada Arzu? Üç ay bir süreç geçti. Normalde 6 ay sonra düğün yapılacak diye kesim kestiler. Şimdi 3 ay boyunca gelip gittiler. Haliyle ben istemiyorum diye ayak direttim. Sonra babam işte ele güne ne deriz. Ekrem'in kızı nişandan dönmüş dedirtmem. Dışarıdaki traktörü satayım da karşı tarafın geri masrafını mı ödeyeyim? Elimde yok, avcımda yok diye tepki gösterdiler. Ondan sonra 6 ay değil de o ben istemiyorum dediğim hafta apar topar düğünüm yaptılar. Çünkü biliyorlardı ki istemeyeceğim. Yani bitireceğim diye. Bunlar eskiden de demeyin. Kendi alanlarımızda bu psikologluk mesleğini yaparken gördüğümüz hikayelerde, hayatlarda, gittiğimiz köylerde var hala. Var. Para karşılığında kız çocukları veriliyor. İstemiyordun, söyledin de. Baba da demin verdiğin cevabı verdi sana. Hızlı bir düğüne gidildi. Bu iş uzamasın diye. Evet, senin uzarsa biliyor ki kopartacağız. Peki o gün, evlendirildiğin gün sen nasılsın? Buralar bana hep sizlerin hayatını karartan bir müsamere düzenlenmiş gibi geliyor. Gelinlik vesaire. O gün eve gidişiniz. Senin için nasıldı o gün? Ya şimdi zaten düğünden önce alışverişe gidildi. Tabii ki ben de söylemiştim, telefon ettim, söyledim. Dedim ki ben bitirmek istiyorum, yüzü atacağım. Gelin malzemelerinizi götürün. O da dedi aynı şekilde, hani ben bırakmam. Nişanlıdan dönmüş dedirtmem. Bayağı bir tepki konu oldu. İşte onlar da geldiler apar topar. Böyle işte düğün hazırlığına başlayacaklar. Alışveriş yapmaya gidiyoruz. Ki gitmiyorum, her şeyi bıraktım. Kendi kafalarına göre alıyorlar, biçiyorlar. Hiç yani ben sadece uzaktan bir seyirciyim. Yani umurumda değil çünkü ne yaparlarsa yapsınlar. Geldik zaten işte düğün başlayacak. Herkes toplanmaya başlıyor. Konu komşu geldi, hatta Dilber abla vardı. Damın üstünden babama seslendi, dedi hiç mi Allah'tan korkmuyorsun dedi. Bak ben o çiftliği biliyorum. Benim torun da oraya verdiler dedi. Bak yaktık kızımızı, yapma. Sesleniyor oradan dedi, hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Dedi git başımdan abla dedi. Yani oluyor bir şeyler ama benim hiçbir şey umurumda değil. İşte düğün telaşı ki abim çok tepki göstermişti.
beni verdiği için artık hani abim benden 3 yaş büyük, o da artık aklı başına gelmişti. Hani erişkin haline geliyordu. O da bir söz hakkı kendinde gördüğü için baba kızı yakmayın dedi, vermeyin falan filan. Abimi de dinlemedi. O yüzden zaten abim gelmedi düğünüme. Düğün oluyor işte, herkes eğleniyor. Orada 3 gün, 2 gece olur düğün. Kına gecemiz vardır cumartesi günü. Herkes kına gecesinde beni arıyor. Ben yokum, ben neredeyim, gitmişim. Bizim yataklarımız yığılıdır. Yüklüğün dibine sıkıştım uyuyordum. Herkes beni arıyor ama düğün benim umurumda değil. O gün yaktırmadım kınamı, dedim ben uyuyacağım, beni bana bırakın. Sonra işte sabah oldu, gelinlik giydirdiler. Herkes oynuyor, gülüyor, eğleniyor. Babamın bacağına sarıldım. Ve ben ilk defa kına gecesinde annemin beni öptüğünü gördüm. Bir ayıpla büyütüldüm. O da sevgiydi. Sevgiyi ilk gördüğüm yer benim kına gecemdi. Annemin beni öpmesiyle başlamıştı. Ama o zaman da elimden kayıp gitti. Gelinlik giydiriyorlar, umurumda değil. Düğün yapıyorlarmış, umurumda değil. Arabaya bindiriyorlar beni. Umurumda değil, ben babama hala diyorum, baba beni verme. Oradaki hiç kimse beni duymadı ama. Hiç kimse benim feryadımı görmedi. Baba beni verme dedim. Ama ne göründüm ne duyuldum. Kopardılar, aldılar çocukluğumu, hayatımı. Kalıyorum bazen Arzu, böyle bir yumruk. Hani sen yaşayansın. Biz de senin yaşadığına bence bir yerlerden, aynı kuşaklardan insanlar olarak oradakiler hepimiz şahitlik edip susanlar olmuşuz. Bu biraz utancın da yumruğu. Hani bir yerde bir kitleyen, durduran. Ama susturur insanı genelde utanç. Ben konuşalım istiyorum. Ben bazen çocuklarımla konuşuyorum. Şimdi 15 yaşında benim de kızım var. Diyorum annem senin yaşındayken ben anneydim. Bakıyorum ya, diyorum nasıl bir vicdansızlıkmış ki ben bu kadarken anne olmuşum. Ama onu da bana sormamışlar mesela. Nasıl bir cesaret, nasıl bir annelik, nasıl bir babalık, nasıl bir genelik, nasıl? Arzu, çok insanların duygularına, çocukların hayatlarına sağır kör bir gelenek. Gelmiş, gitmiş, devam etmiş. Bu bilgi, bu ezber çok fazla kuşağı acı içinde bırakmış. Zaten öyle dedin ya bize de, en çok bunu anlatmak için geleceğim diye. En çok bunu anlatıyoruz biz de. Bu görülmemeyi anlatıyoruz aslında. Orada başka başka çocuklar var. O yüzden her yere Arzu'yu görüyorum yazıyoruz. Yazalım. Ona iyi geleceğini bildiğim için söylüyorum bunu bu arada yani. Ya da içimizden tekrar edelim yazmıyorsak bir yere de. Biz ses edelim bununla ilgili. Aslında orada çok ses çıkartmışsın sen. Susan bir çocuk da değilsin. Bilmiyorsun, anlamıyorsun ne oluyor ama. Diğer taraftan da biliyorsun da içten içe çocuk dünyanda. Durdurun bunu diyorsun ya, bunu durdurun. Babana söylüyorsun, aileye söylüyorsun. Gidiyorsun, uyuyorsun. Bazen ortalık şenlik yeriyken uyumak şey demektir ya hani. Ben bu dünyadan değilim, ben kendi uykuma kaçacağım demektir ya aslında. Susmuyorsun, kendini savunmaya alıyorsun ama hiçbir şekilde ne görünüyorsun ne de sesini duyan var. Duymuyorlar. Onlar için asi bir kızsın. Asi bir insansın. Arzu evlenmeden önce ailesine gidip ben bunu istemiyorum diyebilmiş bir çocuk.
Arzu evlilik süreci boyunca saklanmayı seçmiş bir çocuk. Arzu sana kına yapacağız dedikleri gün bir köşeye gidip uyuyarak hayata hissizleşmeye çalışmış bir çocuk. Arzu bütün bu çabasına rağmen, gürültülü ya da sessiz isyanına rağmen bu kişiyle evlendiriliyor. Eve gidiyor ve ilk gün bir şiddeti yaşıyor. O şiddet o hayat boyunca devam edecek. Ama Arzu'nun da karanlığı bir hayat boyunca devam edecek. Erken yaşta bir başkasına verilmiş, bir başka aile tarafından psikolojik ya da fiziksel şiddet gören bu çocuğun ne yaşadığını kimse görmemiş, duymamış. Arzu'nun hayatının birçok görülmemiş dönemi var. O yüzden bugün her yere Arzu'yu görüyorum yazmaya devam ediyoruz. O eve ilk girdiğinde ne hissettin? Mezarına hoş geldin dedim. Çünkü babam beni orada gömdü. O ev zaten sana mezardı. Babam beni diri diri o mezara attı. Evimmiş, eşimmiş, kayınvalideymiş. Hiçbir şey gözümde yoktu. Umurumda da değildi. Bırakın beni, ben çocuklarla oynayayım. Oyuncak bebeklerle oynayayım. Ama sanki bir his yani bana bunları yaşayacağımı bildiriyordu yani. İstemiyordum hiçbir şekilde. Hep böyle bir ayağım geri gidiyordu. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Karşında biri var. Senden 10 yaş büyük. Burası benim mezarım dediğim bir eve giriyorsun onunla beraber. Başlarda nasıl davranıyor sana? Nişanlılık döneminde zaten hani fazla bir iç içe olmadığımız için bilmiyorum. Başlarda da nasıl davrandı? Ben ilk gelin geldiğim gece dayak yedim. Nişanlıyken hani dedim ya, bana dokunmaya çalışınca bana dokunma diye bir an kalktım. Hadi şimdi de dokunma dedi ve o gün dayağını attı. İncitmeden söylemeye çalışacağım Arzu bu arada. Biz psikolojik şiddeti konuşuyoruz ya. Fiziksel şiddetin yanında cinsel şiddet de. Bugün evliliğin içerisinde evli olduğu için eşi bunu istemezken, eşinin sağlık, yaşam, psikolojik koşulları buna uygun değilken birçok erkek cinsel şiddet uyguluyor. İstemezken yeter bu arada. Bu kadar. Yani başka bir sağlıkla ilgili problem, başka bir durum söylemeye bile gerek yok. Çünkü iki insanın yan yana bir araya gelmesi duygusal olarak, bedensel olarak, cinsel olarak bir bağı gerektirir hayatın içerisinde. Cinsellik de bunun bir parçasıdır. Sevginin bir gösterge biçimidir. Bunu buradan alıp yetersiz erkeklik algısı üzerinden bunu birçok insan için söylüyor. Karşı tarafın ruhen ve bedenen canını yakarak bu bir istismar. O onların umurunda değildi. Asla. O onların umurunda değildi. Sadece sesini keseceksin, isteklerine boyun eğeceksin. Başka hiçbir şey. Yani karşında bir kadın veya bir genç kız ya da bir çocuk denilmiyordu. Alıyorlar, bir odaya bırakıyorlar. Kapıyı örtüyorlar. Kapının ağzında dinliyorlar. Bekaretini vermesi için bekliyorlar. Bugün Arzu buraya gelip kendi öyküsünü anlatırken ben anlatayım da anlatmış olayım diye gelmedi. Biz her yere Arzu'yu görüyorum, sadece Arzu'nun geçmişinde neler olmuş görelim de bakalım sonra kanalı değiştirelim diye anlatmıyoruz. Ya da o yüzden yazmıyoruz. Arzu bir aile duysun beni ya dedi. Bir tane aile duysa.
Bütün bunların hepsini duysa, çocuklarına birazcık daha fazla ve farklı baksalar, bu düzeni değiştirsek, bunun için bir adım olsak tamam. Benim için en azından bir yer tamamlanır diye geldi bilirim. Biraz nefeslenelim istiyorum. Program öncesinden itibaren eşlikçimiz olan meslektaşım Berrak da burada. Gözümüz üzerinde senle olalım istiyoruz. Evet, bu bir belki temizlenme biçimi ama nefesinin durduğu ya da senin sıkıştığın anları da çok istemem bu evde. Her şeyi burada paylaşmayalım. Tam bu noktada biraz eşlik edelim sana. Berrak, eşlik eder misin bize? Biz Paylaş Benimle evinde bu salonda size aktardıklarımızın dışında özellikle konuklarımızın kendi duygularıyla kalması gereken belli zamanlarda onlara kameralar kapalıyken eşlik ediyoruz. Bu evdeki böyle anlardan bir tanesi. Hayattaki her duygu bize, insana ait. Ama bazı duygular belki de samimi bir sohbette kameralarla paylaşılmadan da yaşanıyor. Tam da böyle bir andayız ve uzmanımız psikolog Berrak Artemiz'le beraber Arzu'nun duygularını daha iyi anlayacağız. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Biz seni bu hayatın nerelerinde, sen ne yaşarken görmedik? Lütfen hepimize anlat. Zorla gelinlik giydirildim. Zorla gelin arabasına bindirildim. Çocuk anne oldum. Çocukken çocuğumu kucağıma aldım. Görmediniz. Senelerce şiddete, işkenceye maruz kaldım. Görmediniz. Görün. Bu sefer görün beni. Bir hayat hikayemiz var hepimizin. Arzu ile de aslında orayı konuşuyorduk. O hayat hikayesinin içerisinde herkes her zaman ekranların karşısında, bu kameraların karşısında geçip anlatacak diye bir durum yok. Bazı şeyler de bizde saklı. Bu yola çıkarken bir amacımız vardı. O yüzden bir psikolog ekip, bir ruh sağlığı uzmanı ekip kurduk birlikte. Ama şunu özetleyebilirim aramızda konuştuklarımızdan da. Görülmek. Yani ben geç kalınmış bir özür gibi Arzu'ya bakıp, sevgili meslektaşım Berrak da aynı, ekip de aynı, seni görüyorum. Seni görmek istiyorum artık. Gözümü senden, senin yaşadıklarını yaşayan insanlardan ayırmak istemiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Ben bir programcıyım ya da işte bir psikoloğum. Bir insanım her şey bir tarafa ve ben yalnız değilim, bir sürü insanız. Belki yan evde bir çığlık koparken pencereyi kapattık bugüne kadar. Belki sokakta biri bir kadına şiddet uygulanırken aman başıma bir bela açmayayım diye o yoldan yürüdük gittik. Belki haberlerde böyle bir şey gördüğümüzde kalbim kaldırmıyor deyip kanalı değiştirdik. Bunların hepsi görmeme biçimi. Ve bir süre sonra şiddete duyarsızlaşıyoruz artık. O yüzden yazalım her yere. Ya bugün ayağa kalksa keşke sosyal medya. Çünkü etkisi olduğunu biliyoruz. Arzu'yu görüyorum. Yazalım. Hepimiz yazalım. Çünkü görülmeye çok ihtiyaç var. İlk gün bu şiddet başladı. Geçmiş adına da bir şiddet uygulandı sana. Bir intikam da alındı aslında. Geçmişte yanına yaklaşmasına izin vermediğin için. Herkesin şiddet karşısında ortak duyguları da var, farklı tepkileri de var. Sen ne yaptın o şiddetle? Bir şey yapamazsın ki. Sustun kaldın. Sesini çıkartma sakın. Bunu söyle, sesini çıkartma. Susup ağlıyorsun. Ya yastığa ağzını kapatıyorsun, ya yorganın üstüne çekiyorsun. Ama o ağzını kapattı. Sesim gitmesin diye. Ki ben ümitle geldim çünkü dedim benim kaderim buymuş, ben bunu yaşayacağım. Boyun eğmek zorundayım, başka çarem yok. Rabbime hep gelene kadar dua ettim. Dedim Rabbim, eşime karşı sevgi, saygı nasip eyle. Ben bunu yaşamak zorundayım, bana sabır ihsan eyle. Hep bunu dedim. Hani zannetmiyordum böyle bir şeyle karşılaşacağımı. Sonuçta
Evinize bir gelin gelmiş, bir eş gelmiş. Bir insan gelmiş. Her şeyden önemlisi bir insan gelmiş. Ama insan yurduna konulmayan bir insan. Bedenine vurulan biri, canı yakılan biri, herhangi bir şekilde. Kendi duygununa da bak. Nasıl bir duygu yaşar o anda? Hani öfkeyi, üzüntüyü, bir başkası adına utancı, korkuyu... Senin o çocuk bedeninde, duygunda nasıl tanımlarız? Direkt intihara düşündüm ben o esnada. Başka çıkış yolun yok. Zaten beni babam diri diri o mezara atmıştı. Bedenim girse ne olacak? Çok düşündüm. Yapmaya çalıştım. Bitsin dedim. Ama bir türlü beceremedim. Yapmadım, yapamadım. Sonra işte hakkımı savunmaya başladım. Gelin onlarla beraber oturmaz. Beraber aynı sofraya oturup yemek yemez. Onlar yemeği yiyene kadar böyle elin böylece tutacaksın. Kapının ağzında bekleyeceksin ki onlar kalkacak. Yemek artarsa yiyeceksin, artmazsa bulaşıklarını sıyıracaksın. Ben müzik dinlemeyi çok severdim. Özellikle ben hala öyleyimdir ki benim hayatım müzikle bağdaştırırım. Mesela sabah kalktığında nasıl tarz bir müzik dinlersen bütün gün onun ruh haliyle gezersin. Ben sürekli hareketli müzik dinlerim. Bir de böyle kıpır kıpırdım normalde. Çıvıl çıvıldım. Gelin müzik dinlemez. Ben bulaşık yıkarken müzik açardım, dinlerdim. Onlar gelir kapatırdı. Gelin müzik mi dinlermiş? Otururdum onlarla beraber. Mesela hani televizyon izleyeyim derdim. Elime kumandayı alır, kanal değiştirdim. Gelin televizyon izlemez. Senin haddine mi o kumandayı eline almak? Artık derdim hani gelin, tamam gelin de, gelin buraya köle mi geldi? Bunu dediğim zaman da tabii ki muhakkak ki dayağım olurdu. Özellikle laf sokmalar olurdu. İşte sen kendini ne zannediyorsun, satılık mal. Baban sattı parayla bizi. Yine susup otururdum. Başka çaren yok. Yok. Arzu gelip bu nesneyi seçti. Kendini bununla özdeşleştirerek anlattı. Yarım kalmakla. Şiddetle, duygularının yarım kalmasıyla, çocukluğunun yarım kalmasıyla, bedensel olarak yarım bırakılmakla, bugün bakmayın ifadesiyle kendi hayatı için değil sadece, hepimiz için bir şeyler tamamlamak için burada ama görmediğimiz için, duymadığımız için özür dilemek istedim. O yüzden bugün Arzu'yu görüyorum diyoruz beraber. Bu hikayede sessiz bırakılmış, konuşsa da susturulmuş bir çocukken Arzu, evlendiğinde, evliliğini geçirdiği yıllarda, çocuklarını dünyaya getirdiğinde şiddet hiç durmuyor. Fiziksel şiddette aklınızın alamayacağı işkenceler var. Sadece yiten bir çocukluk değil aslında. Giden bir gençlik dönemi de var. Defalarca ölüme yaklaştığı dönemler var. Bıçakla, yumrukla, tekmeyle. Gerçekten hep yeniden kendini toparlayıp ayağa kalkmak zorunda olduğu bir hayat hikayesi var. O hikayenin bir yerinde de artık akıl almaz şeylerle bitirmek istediğinde bu evliliği, kollarından ve bacaklarından hayatı yarım kalsın diye, ölme ve bunu yaşa diyerek kasıtlı, göre göre bir pompalı tüfekle vurulduğu bir an var. Yine bizim görmediğimiz bir ev, yine duymadığımız bir ses ve böyle bir hayat. Seni görebilmek üzerinden bir şey yapalım istiyorum bu evde. Neleri görmediğimize bize haykır da istiyorum. Bugün seni buradan uğurlamadan önce yeniden buluşacağız konuşabilmek için. O yüzden bir soluklanalım yeniden. Sonra içerideki odamızda buluşalım ve bize seni nasıl görmediğimizi bir haykır. Olur mu? Bu ülkede çocukların hayatlarının üzerinde çok karanlık bir gölge var.
Bunu sadece kız çocukları için söylemiyorum. Özellikle erkeklerin de erken çocukluk dönemlerine baktığımızda şiddet gösteren figürler görüyoruz hayatlarında. Her çocuk aslında sevgiyi, ilgiyi, şefkati babasından öğrenir. Ama özellikle baba ya da anne çocuğa şiddet gösterdiğinde sevgiyi alacağımız figürden ona karşı his olarak öfkeyi ve korkuyu öğreniriz. Hayatta da sorunlarla böyle baş edebileceğimizi zannedebiliriz. Hayat içerisinde destek almazsak ya da değişmezsek biz de bize uygulanan şiddeti bir diğerine gösterme eğiliminde oluruz. Şiddet gösteren erkeklerin yaşadığı yetersizliğin altında öfkeden daha çok korku vardır bu yüzden. Buna maruz kalmış, bunun yansımalarını yaşamış aslında Arzu'da. Ve bunlar yaşanırken hiç kimse tarafından görülmemiş. Şimdi birlikte odaya geçeceğiz. Ve Arzu hepimize beni görün derken, biz size Arzu'yu görüyorum diye çağrı yaparken o da anlatacak nasıl görülmediğini. Arzu, biz bu hayat hikayesinin hiçbir aşamasında seni görmedik. Ve artık daha fazla görelim istiyoruz. Ama geçmişte sende neyi görmediğimizi bize anlatırsan, bundan sonra daha fazla görebilmek için kafamızı çevirelim hep beraber istiyoruz. Sen anlattıktan sonra. Biz seni bu hayatın nerelerinde, sen ne yaşarken görmedik. Lütfen hepimize anlat. Ben bu hayatta hiç kimse görmedi ki. Hiçbir zamanda görmedi. Zorla gelinlik giydirildim. Zorla gelin arabasına bindirildim. Ama görmediniz. Çocuk anne oldum. Çocukken çocuğumu kucağıma aldım. Görmediniz. Senelerce şiddete, işkenceye maruz kaldım, görmediniz. Şikayet ettim, koruyun dedim, görmediniz. Yalvardım, beni kurtarın dedim, görmediniz. Elinde pompalı tüfekle bakarak beni yarım bırakmaya çalışırken sık kafama bitsin dediğim esnada beni görmediniz. Bacaklarım kesilme esnasına geldi. Kesilecek dediler, kurtarın beni dedim, görmediniz. Engelli kaldım. Tek başıma ayaklarımın üstünde durmaya çalıştım. İş bulmaya çalıştım. Beni ayaklandırın, beni kaldırın dedim, görmediniz. Senelerdir kollarım için mücadele ediyorum. Ayaklarım kesildi, kollarım kesilmesin diye korkuyorum. Ama yine görmediniz. Görmediniz. Artık görünmek istiyorum. Artık beni görün diyorum. Mücadele ediyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum. Ama yine görmediniz. Görün. Bu sefer görün beni. Türkiye'nin, dünyanın herhangi bir yerinde izleyen herkes için Arzu. Beni görün artık. Beni artık görün. Bu vurguyu tekrar tekrar yapalım birlikte. Geç kaldığımız yerler var sana. Tekrar özür dilerim. Tekrar özür dileriz. Ama bu geç kaldıklarımızın dışında bugün ben bu hayata engelli olarak devam ediyorum, birinin şiddeti yüzünden.
Ve engelli olarak yaşarken de tedavim için yapılabilecek bir şeyler var kollarım için. Ya da daha iyi şartlarda yaşamam için. Beni orada görün dediğin yeri duyalım. Şu an her yere Arzu'yu görüyorum yazmamızın sebebi bu. Seni görmek istiyoruz. Arzu'ya destek olabilecek. Bunun içerisinde bu arada maddi bir dayanışma olabilir. Bir şefkat cümlesi olabilir, içten gerçek. Bir destek cümlesi olabilir. Senin hayattaki gücünü sana hatırlatacak bir güç cümlesi olabilir. Gerçek, içten bir dilek, temenni, dua. Hayatta her ne varsa, daha iyi şartlarda tekerlekli sandalyenle beraber yaşaman için ya da daha iyi şartlarda kollarını kullanabilmen için, ameliyatın için. Her ne varsa hem her yere Arzu'yu görüyorum yazıyoruz şu anda. Hem de görenler bize ulaşsın. Paylaş benimle WhatsApp hattına ulaşsın. Paylaş benimle TV adresine ulaşsın sosyal medyadan. Paylaş benimle dayanışma hesabımıza ulaşsın. Bana ulaşsın Gökhan Çınar üzerinden. Nereden nasıl ulaşabiliyorsak burada sadece Arzu anlatıp seslenip gitmesin. Sen anlatıp seslenip gitme. Beraber bir şeyler yapabilelim istiyoruz. Arzu, ben seni buradayım ve görüyorum. Daha çok da görmek istiyorum. Bütün ekip ve bütün insanlık olarak seni görelim istiyorum. İnşallah görünürüm hocam. İnşallah görünürüm. Onun için bir şey yapıyoruz şu anda. Bugün seni buradan uğurlamadan önce beraber yine biraz soluklanalım ve konuşalım. Arzu'yu görüyorum'u dağa taşa yazalım. Biz de senin burada anlatamadıklarını konuşmaya devam edelim. Sonra uğurlayacağım seni. Yarın paylaş benimle evinde. Sen anlat, biz duyalım ve daha çok görelim diye buluşalım yeniden. Gel benimle lütfen. Bahçemize çıkalım. İnsan bütünüyle ve bütün duygularıyla görülmeyi bekler. Zor deneyimler yaşarız hayatımızda. Arzu gerçekten de defalarca yıkıldığı ve yeniden hayatta kalmaya çalıştığı bir hayattan geçmiş. Korkular görülmeyi bekler. Öfke görülmeyi bekler. Utanç çok sessiz bir duygudur. O yüzden görülmeyi bekler. Üzüntü görülmeyi bekler. Mutluluklar da yalnız yaşanmaz ve görülmeyi bekler. Bir insan görülsün ister. Görülsün ki onun duyguları diğerleri tarafından anlaşılsın ister. Arzu da bunu istiyor hepimizden. Şiddet görmüş bir kadın olarak, çocukluğunda duyulmamış bir çocuk olarak, engelli bir birey olarak beni görmediniz, artık beni görün diye sesleniyor hepimize. O yüzden bugün hepimiz Arzu'yu görüyorum diyoruz ve bir yerden başlamak istiyoruz. Bu geç kalmış bir özür gibi. Yarın paylaş benimle evinde Arzu'yla onun hayat hikayesinde ilerlemeye devam edeceğiz. Özellikle evliliği boyunca gördüğü sistemli şiddet. Ve bir gün eğer benden ayrılmak istiyorsan bu hayatı acılar içinde yaşatacağım sana diyen bir eşin onun kollarından bacaklarından vurarak hayatta eksik bırakışını da konuşacağız burada. Arzu'yla paylaş benimle evinde buluşmalarımız devam edecek. Bugün paylaş benimle evinde Arzu Cansever'le ikinci günümüz. Bize evliliği boyunca henüz çocukken ve büyüme dönemlerinde yaşadığı şiddeti ve bu şiddeti her zaman nasıl ses çıkartmaya çalıştığını anlatacak. Sohbete başlamadan önce onu karşıladığımızda bahçede soluklanarak yeni günümüze başlayalım istiyoruz. Arzu, beraber bir yola çıktık dün bu evde. Evet. Bizim böyle huzurlu duraklarımız da olsun istiyoruz. Bol bol nefeslenelim de istiyoruz. Çünkü zor anılar anlatıyoruz aslında. Şunu fark ediyorum sana bakarken. Bazen ekip olarak ya da bizlerden biri haliyle sen böyle bir travmatik deneyimi yaşadıktan sonra hayatta da destekler de istersin diye yardım edelim istiyoruz. Gelirken, inerken, çıkarken. Hep söz şu geliyor, yok hocam ben hallederim diye. Kendi başına yapabilmek, mücadele edebilmek ya da kendi işini kendin yapabilmekle ilgili senin bir duygunu, fikrini sormak istedim.
Hocam her ne olursa olsun bir insan başının çaresine bakmak zorunda ki her zaman birisini yanımızda destekçi olarak bulamayız. Ki ben çok yalnız kaldım. Özellikle yani sesimi duyacak kimsem yoktu. Günlerce aç kaldım. Mesela düştüm. Birkaç gün böyle hep yerde kalmak zorunda kaldım. 4 gün bir simit yediğimi bilirim. Ya ama yoktu yani kimse. Belki de yaşadıklarım beni bu hale getirdi. Baktım ki etrafımda kimse yok. Bugün var, yarın yok. O yüzden durun hocam ben yaparım. Özellikle diyorsun evet. Çünkü en zorunda bu arada bu hayatta engelli bireyler kavramını kullanıyoruz ama engellenmiş evet. Bireyleri ben daha çok kullanıyorum. Çünkü evimizde, merdivenimizde, sokağımızda, kaldırımımızda aslında hepimiz için ortak yaşam alanları herkese uyarlanmış bir şekilde olsa hayat böyle bir yer olmayacak. Çok güzel bir yere değindiniz hocam. Engelli değiliz. Engelleniyoruz biz. Evet. Yoksa yani emin olun sağlıklı bir insanın yaptıkları veya bizim yaptıklarımızın arasında hiçbir fark yok. Peki bugün başka bir güç var. Destek de istiyorsun bu arada. Bu öyle bir güç. Gerçek güç işte. Desteği de yeri geldiğinde isteyebilen bir güç. Arzu bu olay olduğunda gerçekten her söylediğimde bir tutuluyor nutkum ama bu kişi seni vurduğunda aslında bu hayata devam edeme istemiş. Yaşa ama yaşama istemiş. Evet. Böyle bir aslında karanlığını sana da yansıtmış hayatına da. Sonrasında ben artık yaşayamayacağım, yapamayacağım dediğin oldu mu? Hayır. Hiçbir zaman demedim. Ben artık yapamam veya yaşamayacağım, yaşayamayacağım demedim. Hocam ben böyle de çocuklarıma bakarım dedim her seferinde. Hiç kendimi bitik olarak görmedim. Hiç kendimi yarım olarak görmedim. Başıma geldi, ben böyle de hayatımı kurarım diye düşündüm. İki defa ben hayatımı sonlandırmak istedim engelli kaldıktan sonra. Birincisi hastanede yatarken gözümü açtığımda midemi yıkamışlardı. İkincisi de Bartın'a gittiğimde hani dedim ya aslında çok yalnız kaldım, çok düştüm, çıkamadım. Ve dedim ki Arzu hayat böyle devam etmez, hangi bir zaman birisinden yardım alacaksın dedim. O zaman hayatıma son vermek istedim. Önce yine dolu dolu iyi ki hayattasın diyeceğim. Ve bugün geldiğin noktada da aslında hayata yeniden dönerek de bu gücü tanımladığını görüyorum. Ama daha çok yalnız, daha çok kendi başına, çocuklarınla ve yalnız bazı dönemlerde de. Evet. Dün hepimiz hatırlayalım, o anlar unutulmasın istiyorum. Beni görmediniz dediğin anlar vardı. Engelli kaldım. Tek başıma ayaklarımın üstünde durmaya çalıştım. İş bulmaya çalıştım. Beni ayaklandırın, beni kaldırın dedim, görmediniz. Bunca şeyi yalnız yaşamış biri olarak bugün diğer insanlar tarafından görülmek ne demek senin için? Ses demek. Belki bir yarasına merhem olmak demek. Ya da bak bu kız bunu yaşamış, susmayalım demek. Başkaları yaşamasın demek. İnşallah da öyle olur hocam. Dün hep beraber o görülmemenin bıraktığı boşluğun, yaşanan acının boşluğuna eşlik ederek ne kadar can yakabildiğini gördük ama Arzu'yu görüyorum yazmakla değil, bir destekle, bir cümleyle, yazacağınız bir mesajla, maddi destekle, bir duayla, eşlikle hepimizin bunlara ihtiyacı var hayatın içerisinde. Bugün de Arzu'yu görüyorum demeye devam. İçelim kahvelerimizi, biraz soluklanarak girelim. Kolay şeyler konuşmuyoruz. Ama biraz soluklanalım ve sonra bunları konuşurken de aralarda hep yan yana olduğumuzu bildiğim için içim rahat. Salonda sohbete devam edelim. Arzu kendisini gören bir kadın. Arzu kendisine bakmayı bilen bir insan. En ağır deneyimde bile,
en dipsiz kuyuda bile kendisini oradan çıkartmak için hep fark eden, hep güçlenmeye çalışan, hep kendisini bugüne kadar alamadığı desteklerden de bağımsız olarak desteklemeye çalışan biri. Evet, o kendi hayatını dönüştürmeyi biliyor. Ama desteksiz kaldığı vurgusunu da unutmuyoruz. Amacımız ona bu evde destek sağlayabilmek. Arzu'yla, onun hikayesiyle evimizin salonunda sohbete devam ediyoruz. Arzu, biz senin hikayende ilerlemeye devam edebilelim istiyoruz. Özellikle bizim oralarda 10 yaşına kadar çocuk olunurdu dediğim bir süreç var. 10 yaşından sonra bizim çocuk gelin dediğimiz, hep söylüyorum, bunun adı çocuk istismarı. Ve senin de ses çıkarttığın bir çocuk olarak istemediğini söylediğin zamanlardan beri görülmemişsin, duyulmamışsın ve o eve giderken de aslında yaşayacağın kabusu yaşamaya başlamışsın. O ev için de mezarlık diyorsun. O eve gittikten sonra da şiddet başlıyor. Sadece bu bir fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet de var. Hatta sana yapılanlar karşısında sen diyorsun ki gelin gelin diyorsunuz da gelin köle mi? Ne dediler sana? Kes sesini, otur yerine. Oturmayı bileceksin. Susman gerektiği yerde susacaksın. Susmak zorundasın. Karşılık verdiğin zaman biliyorum ki dayak yiyeceğim. Ki muhakkak yiyeceğim. O yüzden susmak zorundasın. Çok küçük yaştasın daha. O dönemde evliliğin ilk gününde bir şiddetten bahsettin ama devam etti mi şiddet o zamanlarda? Çok sıklıkla değildi. O evde olduğu zaman şiddet görmüyordum. O giderdi mesela bir hafta veya 15 gün gelmezdi. Haliyle ben de evdekilerle muhakkak ki kavga yapardım ki hakkımı savunmak zorundaydım. Kendimi ezdirmek istemiyordum. Olur bir sıkıntı olur veya mesela bir yemek bilmiyorsun. Gidip kayınvalidene soruyorsun. Evlenmeyi biliyorsun da ki daha bunu farklı bir tabirle söylüyor. Evlenmeyi biliyorsun da yemek yapmayı mı bilmiyorsun? Ben de karşılık verdim. Benim küçük olduğumu bile bile aldınız. Dönüp de geri bana bunu söyleyemezsiniz dediğim zaman da tabii ki eşim gelirdi birkaç gün sonra. İlk etapta kayınvalidemin yanına uğrardı. Ondan sonra da sen sesini yükselttin veya sen karşılık verdin diye dayak. Kemerle. Oklavayla. Hiç olmazsa kapatıp üstüm. Hani bir de böyle sözler var ya sürekli olarak söylenen, işte şiddete katlanacaksını bir şekilde şiddet uygulayan tarafından sanki normalleştiriyormuş gibi söylenen sözler. İşte askerlik gibi düşün. Ya da bu senin sabrın, bu senin sınavın hayatın içerisinde vesaire gibi sözler. Şiddet uygulayan kendi şiddetini normalleştirirken o şiddeti gören kişi de buna karşı hissizleşsin diye söylüyor bunları. Ama nereden bakarsan bak, şiddete sabretmek, bilmem neymiş gibi düşünmek ya da bunun sanki hafifletici bir sebebi varmış gibi düşünmek, bunların hepsi çok temelde aslında bir kere daha yer alıyor insanı. Yani kabul edilebilir, katlanılabilir ya da şu an konuşulabilir bir tarafı bile yok bunun aslında. Kocandır, döver de sever de. Gelinlikle gittin, kefenle çıkacaksın. Yani bunlar artık hep alışılmış sözler. Yani sürekli tekrarlanmış şeyler. Susup oturmayı bileceksin. Sen bir kadınsın veya sen bir kızsın. Bütün bu sözler, şiddeti normalleştiren her sözde aslında çok temelde ikiyüzlü bir şey var Arzu. Hepimiz de bilelim bunu. Çok temelde riyakar bu. Hani bir taraftan hepimiz işte cennet annelerin ayaklarının altındadır ya da kutsaldır vesaire gibi konuşabilirken diğer taraftan da bu sözlerle birlikte zehirleniyoruz ve zehirlemeye de devam ediyoruz hayatın içerisinde. Ve yine bunu söyleyen de bu arada kadına şiddet uygulayan erkekler de oluyor bazen bu söylediğim sözleri söyleyebilen. Peki bir bebekle kucağında, o yaşta sen de çocuksun.
Nasıldı senin için? Hissin nasıldı? Hamileliğimde bir sıkıntım yoktu. Yani karnımda bebek var mı yok mu? Hiçbir öyle bir annelik hissim yoktu. Sadece karnımda bir kabartı vardı. Başka bir şey hissetmiyordum. Zaten doğumunda yalnızdım. Kimse yoktu. İlk kucağıma aldığımda tutamıyorsun. Tutmayı bilmiyorsun. Ne bileyim annelik hissi nasıldır? Bilemiyorsun, nasıl bakacaksın, elini almaya korkuyorsun yani cesaret edemiyorsun. Zaman zaman olduğunda işte hani nasıl büyütürüm, nasıl bakarım ya da nasıl beslerim işte onları öğrenmeye çalışırken bir de çocuğum artık kucağıma alamaz oldum. Elime yakışmıyor denildi. Sütümü emziremez oldum, benim sütümü içmesin. Dışarıdaki köpeğin sütünü içsin daha iyi derlerdi. Öğrenmeye çalıştığın, çocuk yaşta öğrenmeye çalıştığın annelik üzerinden. Hani bir bebeğin anneyle bağına da ihtiyacının olduğu o ilk günlerde de. Göstermeye, hani derdim nasıl yapılacak, nasıl edecek göstermeye çalışmalarını beklerlerken beni ahıra gönderirlerdi. Ben hayvanlara bakardım, gelirdim. Kayınvalidem kendi emzirmeye çalışıyor. Beron'da süt vermeye çalışıyorlar. O çocuk hiç emmedi zaten annesine. Annelik duygusu yaşamadım ben ilk çocuğumda. Çok küçükken daha çocuğun, yanlış bilmiyorsam 20 günlükken aldatıldığını öğreniyorsun. Öğrenmedim, gördüm. Yine aynı ahırdayım. Dedim ya hani ben çocuğumla vakit geçiremiyordum çünkü ahırda hayvan çok. Aynı şekilde ağladığını hissettim, ineği bıraktım. Dedim çocuğun karnını doyurayım öyle geleyim. İçeri girdiğimde ikisi de üzerlerinde münasebetsiz bir şekilde. Hiçbir şey demedim, sadece kapıdan gördüm. Gittim kayınvalideme söyledim, anne git bak oğlum ne yapıyor diye. Annem gitti, tabii tepki gösterdi, bağırdı, çağırdı. Sonra annem gitti, o kız gitti. Sen gittin, anneme dedin diye inşaat demiriyle. Morartmadık, yerim bırakmadı. Yaparmış, erkek adammış. Arzu henüz bir çocuk. Bir çocukken anne oluyor bu hayatta. Bir çocukken orası benim mezarımdı dediği o evde eşiyle beraber bir aile kurmak için yine de çabalıyor. Ama çocuğunu kucağına aldıktan 20 gün sonra eşini bir başkasıyla birlikte görüyor. İhanet en temelde insanın kendisine ihanetidir. Bir insanla beraber bir yola çıkmaya, onunla hayatı paylaşmaya söz verdikten sonra bir başkasına gidebilmek, insanın içindeki yetersizlikleri reddetme biçimidir. Aynı zamanda o evdeki mutsuzluğu kabul etmeme ve sorumluluğunu almama biçimidir ihanet. İhanet temelde insanın kendi değerlerine ihanetidir. Arzu bu dönemde bunu da yaşıyor. Bu ihaneti eşinin annesine söylüyor ve orada çok ağır bir dayak yiyor. Şiddet Arzu'nun hayatından hiç eksik olmamış. O şiddetle beraber Arzu'nun ruhu da çok yaralanmış. Bize anlattıklarında sadece kendi hikayesini anlatmıyor. Bu toplumda değişmesi gereken kadın rolleriyle, erkek rolleriyle, belki ikiyüzlü bir şekilde kadına yüklenen ama aslında kadına şiddet gösteren tüm o cümleleri değiştirmek için de konuşuyor. Tabii daha 15 yaşındasın, çocuğun küçük. Dedim ben kabul etmiyorum. Yapmayacağım, yapamayacağım. Bu evliliği de sürdürmeyeceğim. Ki başka çaren yok. Babanlara dahi haber gönderemiyorsun. Sustum, oturdum. Başka çarem yoktu. Yine aynı şekilde. Gözümün önünde artık bu böyle sürekli devam etmeye başladı. Biliyorum evden çıkıyor, ahırdan dolanıyor. Onların ahırına giriyor ki çıkmıyor. Saatlerce çıkmıyor. Kayınvalidem de bunun farkında. Artık zaten bu duyuldu çünkü benimle evlenmeden önce zaten bir birlikteliği varmış. Benim de suçum, günahım vardı. En son amcasıyla haber gönderdim çünkü telefon yok, haber gönderemiyorum aileme. Dedim ki amca, bizim köylülerden birisini görürsen çobanlık yapıyor haliyle, arazilerimiz bir de. Dedim babama ulaşsınlar, bize bir gelsinler diye.
Annemler geldi ama ben mutfağa gidiyorum annemle beraber, oraya geliyorlar. Ben yatak odama gidiyorum annemle beraber, oraya geliyorlar. Yani hiçbir şekilde bir anne kız dertleşemez mi ya? Bir sohbet muhabbet edemez mi? Ki biliyorlar hani söyleyeceklerimi. Hiçbir türlü bir fırsat verip de ben anneme derdimi açıklayamadım giderken. Babamın arkasından seslendim, baba beni kurtarın. Durum ne dedi? Herkesin içinde açıkladım dedim. Ben durmak istemiyorum baba. Babam dedi kızımı verin götüreyim be. Dayak yediğimi neyim her şeyi söyledim. Annem dedi ben dedi gavur eline dedi. Esir vermedim ki dedi. Ben sizin evinize bir horanta verdim, bir gelin verdim dedi. Madem dedi bu şekilde davranacaksanız verin kızımı götüreyim. Evlat benim evladım dedi. Derken bir kavgaya tutuştular. Kayınvalidem zaten çocuğu aldı gitti dedi. Ben çocuğu vermem gideceksen defol git diye. Dedi hayır gitmeyeceksin. Giderdin gitmezdin babamın kafasına da yat. Görünce annemin kolundan tuttu merdivenlerden. Göndermediler. Bir daha hiç gelmediler. Üçüncü çocuğumu kucağıma alana kadar ben annemleri görmedim. Sesini duymadım. Annem doğum yapmış, hamile kalmış, haberim yok. Düşünün yani. Arzu, sen anlattıkça da fark ettiğim o. Ne kadar büyük bir yalnızlıktan geçmek bu. Kendi kendine karşılamaya çalışıyorsun her şeyi, her durumu, en çok da şiddeti. Şiddetin her türlüsü var anlattıklarında. Psikolojik şiddet var. Bunun içerisinde sessizleştirme de var, baskı da var. Cinsel şiddet tanımladın. Fiziksel şiddetin birçok türlüsü var. O ailenin sana uyguladığı duygusal şiddet ve tehditler de var. Devam ediyor hayatın içerisinde. Hani zaten çocuksun. Sen çocuksun ve dünyaya bebekler getiriyorsun. Ve bunlar sürerken şiddet devam ediyor hayatın içerisinde. Duyalım hepimiz. Özellikle de söylüyoruz. Duyulmamış, görülmemiş. Arzuyu görüyorum diyebilmeliyiz burada hepimiz. Ve hani çocuk bedenin daha tabii bir taraftan ama dünyaya bebek getirirken bir kadının doğumdan sonra hayatla ilgili yeniden doğumunu yaşarken depresif evrelerden de geçtiği bir lohusalık dönemi de var. Çok saygıyla ve şefkatle karşılanması gereken. Onu da yaşamıyorsun sen. Biz öyle lohusalık dönemini geçirmedik ki. Hiç unutmam ben çocuğum susmuyor diye ayağa kalktım çocuğumu emzirmeye çalışırken bilmiyordum ki onun ayıp olduğunu. Ben onun yüzünden bile dayak yedim. Sırf çocuğumu ayakta emziriyorum diye. Yani biz öyle bir dönemler yaşamadık ki. Arzu, anlatmamızın en temel sebeplerinden bir tanesi, hep de söylemeye çalışıyorum. Bir yerlerde şiddet devam ediyor. Biliyorum hani birbirimize bunları niye anlatalım diye sorduğumuzda seninle de en çok onlar için anlatalım istedik. O yüzden görelim istiyoruz. O yüzden Arzu'yu görüyorum yazıyoruz bugün her yere. Sosyal medyaya da. Ama en temelde anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yani anlatalım, dinleyelim, ağlayalım, duralım, kapatalım, kanalı değiştirelim bir kumandayla gibi bir şey değil derdimiz buradaki. Bu yüzden anlatıyoruz en çok. Bu şiddeti durdurmanın, ses çıkartmanın bir yolunu birlikte bulalım diye. Senin hikayenin her döneminde engellenme, baskı, tehdit, şiddet var. Neden? Kadın olduğumuz için mi? Peki aynı baskı neden erkeklere kurulmuyordu o dönemlerde? Bizim yaşama hakkımız yok mu? Ya da seçme hakkımız yok muydu? Ya da konuşma hakkımız yok muydu? Neden sadece kadınlar? Neden erkeklere sunulan imkan kadınlara sunulmadı? O evin reisiydi. Biz neydik?
Biz de evimizin hatunu olmak isterdik. Neden olmadık? Baba yatağında yatıyor. Sabah saat 5'te kalkacaksın. Güneş çıkmadan inek sağacaksın. O hayvanları alıp geri dağa götüreceksin. Bunu yapan hepsi kadın, baba yatağında yatıyor. Gelirken bir kucak odun getireceksin. Geri ocak yakıp çocukların kahvaltını hazırlayacaksın. Baba nerede? Hala yatıyor. Yani kadın ne? Peki aynı sistem neden erkeklerde yok? Aynı ezinti neden erkeklerde yok? Ya da erkeklerdeki sistem neden kadınlarda yoktu? Niye kadınlarımız bu kadar eziliyor? Neden bunları biz yaşıyoruz? Daha doğrusu kadınlarımız neden bu kadar şiddet görüyor? Onu da Allah yarattı, onu da Allah yarattı. O da 9 aylık, bizler de 9 aylık. Kadınları eziklemenin sebebi ne? Niye bu kadar yıpranıyor, dökülüyor, öldürülüyor, eziyet ediliyor, işkence ediliyor? Ben bunun sebebini senelerdir arıyorum hocam. Arzu, o kadar temel sorular ki bunlar. Belki binlerce cümleyle anlatacağımız şeyi sen yüzümüze tak tak sorarak, söyleyerek aslında bizi de yüzleştiriyorsun en temelde. Bütün bu soruların cevaplarını aramak için de, bulabildiklerimizi herkese ulaştırabilmek için de konuşuyoruz. Ama biliyoruz da bir taraftan, bildiklerimiz var. Aktarabilelim, anlatabilelim. Ailede başlayan temel bir sistem bu. Erkek çocuklarının dünyanın kaynağı kadınken, kadınla ilgili onu değersizleştirmeyi öğrendiği ailelerde doğabildiği, vicdanlı erkek çocuklarının yetiştirilmediği, bazen hayatta kalmakla ilgili olarak güvenli kız çocuklarının yetiştirilmediği ailelerden başlayan aslında bir mesele şiddet. Sonra büyüme hikayesinde, okulda, eğitimde, sokakta, bütün bu dilin içerisinde aslında dilde başlar şiddet. O yüzden de kadının, erkeğin eşitliğinin, birlikte yaşamanın güzelliğinin anlatılmadığı yerlerden de geçiyoruz. Dilde başlıyor ya, küfür dilinde, argo dilinde, tüm onların içerisinde adının geçtiği yerlerden değiştirebiliriz. Önce dili değiştirebiliriz hayatta. Büyüme hikayesinde özellikle insanlara model olabilecek erkek figürler, kadını severek değerli hissettiren, insanı, doğayı, canlıyı, herkesi severek değerli hissettirebilen bir dünya öğretilmeli çocuklara, gençlere. Hukuki sistemde de öyle. Gerçekten bu kadar çok kadın cinayeti, kadın şiddeti haberi alırken cezaların caydırıcı olması lazım ki İçinde bu eğilimi olan insanlar için de durdurucu olabilsin. Tabii ki psikolojik okur yazarlık önemli. Yani aslında böyle eğilimi olan insanların yardım isteyebilmesi ya da aileleri, eşleri, dostları tarafından şiddeti uygulamadan yardıma yönlendirebilmeleri lazım. Anlatıyoruz, anlatacağız. Ama senin sorduğun bu sorular en temel yerde aslında. Hocam ben de isterdim. Beni anlayan bir eşim olsun. Tamam, iş her tarafta çoktur ki ben çalışmaktan hiçbir zaman yorulmam. Benimle beraber ahıra gitsin. Benim yaptığım işi yapsın. Evime gelsin aynı şekilde benimle beraber evimin işini yapsın. Ben de isterdim. Ben çok bir şey istemedim ki hocam. Anlattım ya, hani sabah güneş çıkmadan inek sağarsın. İnekleri dağa sürersin. Gelirken bir kucak odun toplarsın. Çocuğunun kahvaltısını hazırla, geri bulaşıkları yıka, ne bileyim geri süt peynir yap. Elde yıkıyoruz tabii, oradaki sistemlerimiz yoktu maalesef. Elektrikli süpürgedir, bulaşık makinesidir, çamaşır makinesidir. Bilmem, ben onları görmedim. Çamaşırını yıka, kayınvalidenle ilgilen, kayınvalideni yıka, çocukları yıka. Geri akşam olayı tekrar ahır, hayvanlar, geri yemek, bulaşık derken zaten saat gecenin 12'si 1'i oluyor. Ondan sonra da gel kocanın gönlünü yap, yapmazsan dayak. Adalet mi? Git kocanın ayağını yıka, git tırnaklarını kes, git kulaklarını temizle, git saçını temizle. Peki kadın, ben anlamıyorum hocam, hani gördüğümüzde bu zaten kadınsın, yapacaksın. Ama neden kadın? Tırnaklarını kendi kesemiyor mu koca? Ya da ayağını kendi yıkayamıyor mu koca? Ya da benimle beraber atıyorum, ben çocukların sofrasını hazırlıyorsam sen de çocuklarımın yemeğini yediremiyor musun?
Madem ben elde çamaşır yıkıyorum, yıkamasına yardım edemiyor musun? Söylediğin her şeyi hepimiz çok temelde bir yerde duyabilelim de istiyoruz. Hani sesi açalım. Sesi açalım daha fazla. Hep söylüyorum, televizyonun sesini açmak yetmez. Vicdanın da sesini daha fazla açacağımız yerlerdeyiz. Çünkü ne söylesek senin söylediklerin kadar belki direkt insanların beynine, kalbine, hayatlarına ulaşmayacak. Yaşayansın ve anlatıyorsun. Bütün bu söylediklerinle, sorduğun sorularla, ifadenle de. Böyle olduğu zaman seni daha fazla duymamız gerektiğini düşünüyorum. Seni duyuyorum, hepimiz duyalım istiyorum. Seni görüyorum, her yere arzuyu görüyorum yazalım bugün. Bugün onu göreceğimiz gün. Bugüne kadar göremediğimiz yerlerdendi. Sağduyunun, vicdanın burada işlemesi gereken yerdeyiz. Bu kadın anlatıyor bize bütün hikayesini. Arzu, sen bir yerde gidiyorsun da artık. Bütün bunlar oluyor, devam ediyor ama artık bir gidebiliyorsun da baba evine. Nasıl oldu o gidişin? 18 yaşına girdim ya hocam. Artık bazı şeylerin farkındasın. Hakkımı daha çok savunuyorsun. Tabii 18 yaşına girmeden ikinci çocuğumu kucağıma aldım. Bu arada annelik hissini ben ikinci çocuğumda hissettim. Yani işte evlat kokusudur, böyle sarılarak öpmek. Yani zaten kayınvalidenin yanında çocuğunu sevemezsin, öpemezsin, koklayamazsın ama tabii yaş büyüdükçe artık bilinçleniyorsun. Hakkında savunabiliyorsun. Şimdi küçükken onlar ne derse evet diyorsun ama artık akıl yavaş yavaş ilerliyor. İşte sen bir annesin, çocuğunun sana ihtiyacı var, onlara değil sana ihtiyacı var derken böyle böyle yaptık ki bizim orada böyle hazır bezi bırak, kumaş bez de kullanamazdık hocam. Toprağa belememiz lazım çocukları. Böyle üçüncü çocuğum oldu. Yine aynı şekilde toprağa böyle kumara verirken veriyor parayı. Ya da gezmeye giderken veriyor parayı, alsın çocuğunun bezini. Ki o yok. Kumaş bez de yok. Yani eski püskü bir şeyler olacak da çocuğunun altına bez yapacaksın. O esnada böyle aynı şekilde yine onlar dese ben tam tersini yapıyorum. Ben kumaş bez bağlamaya çalışıyorum. İşte yıkarken bu sefer de deterjan konuluyor. Hocam işte aldırmayacağım falan filan. Böyle yine aynı şekilde hani dayanıyorsun ama dayanamıyorsun. Artık bittim diyorsun, yeter diyorsun. O 4 sene içerisinde de yine aynı düzen gidiyordu. Yine aynı şiddetler, işte o zela yine aynı devam etmeler. Artık adam evini barkını dağıttı gitti baş edemediği için. Bu sefer de hiç gidip gelmemeye başladı. Günlerce, aylarca giderdi, gelmezdi. Yine aynı şekilde ben evde kavga ederdim. Biliyordum ki o gün akşam o gelirse ben dayak yiyeceğim. O gelmeden ben üzerime kalın bir şeyler giyerdim ki hani dövdüğü zaman canım fazla acımasın. Her seferinde aynısını yapardım. Üzerime kat kat elbise giyerdim. Artık dayanamıyordum hocam çünkü çok uzun bir süre görmedim ailemi. Dedim yeter artık. Gitsem gidemiyorum tek başıma. Haber göndersem haber gönderecek kimsem yok. Küçük oğlumu sırtıma sardım. Amcası çobanlık yapıyordu. Amcasının yanına gittim ve amcası farkındaydı. Bana her zaman dua ederdi kızım. Sabret, sabrın sonu selamettir. Bana hep dua verirdi. Kızım sen bunları oku için rahatlar. Amcamın yanına gittim, çocuğumu aldım. Küçüğü. Dedim amca beni götür. Ben artık dayanamıyorum. Kızım beni onlara karıştırma dedi. Bak benim de başım belaya girer. Amca dayanamıyorum, yalvarıyorum dedi. Götüremem ben dedi. Yola düştüm, tek başıma gideceğim. 15 kilometre civarında bir şey. Arazilerimiz birdi. Baktım arkamdan geliyor. Yürüyerek çocuğum sırtımda. Gittim. Gittim ama amcam eve hiç girmedi biliyor musunuz? Kolumdan tuttu, kızınıza sahip çıkın. Ben dayanamıyorum artık dedi. Babamlara durumu izah ettim. Dedim baba ben gitmeyeceğim. Gitme kızım dedi. Annem de dedi gitme. Akşam geldi. Yağıyor, esiyor, gürlüyor. Ondan sonra sakinleşti. İşte dedi söz veriyorum gitmeyeceğim bir yere. Sahip çıkacağım.
Evimi ayıracağım, tamam, kendi evimiz olacak. Düzeleceğim, bak çocuklar var arada, yapma. Çekildim gittim. Söz verdi ya, dövmeyecek ya. Evini ayıracak ya. Bir daha gitmeyecek bir yerlere, evine bakacak. Değişen bir şey olmadı hocam. Arzu, istediğin zaman durabiliriz. Önce bir onu söyleyeyim sana. Çünkü anlattığın şeyler bazen soluklanmayı da gerektiriyor. Senin için de, en çok senin için. Sevgili meslektaşım Berrak burada. Birlikte kameralar kapalıyken de konuşabileceğimiz yerler var. Sen istediğinde söyle bana. Ama şunu beraber söyleyebilelim de istiyorum, senle birlikte. Bu çok sık oluyor. Hem burada yaptığım programlarda, herkese anlatmaya hazır olanların anlattıklarında, hem de bireysel seanslarda, oranın o gizlilik dünyasında, en sık duyduğumuz şeylerden bir tanesi de devam eden şiddette şiddet gösteren kişinin gelip, ben artık sana böyle yapmayacağım, canını yakmayacağım, ben aslında seni şöyle seviyorum, söz bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben o özelliklerimi bıraktım artık, onlar geride kaldı. O dönem benim için böyleydi de şiddet uyguladım gibi sözleri ve sonra devam eden şiddet. Şiddetin bir aktif olmadığı duraklama dönemleri oluyor zaten. Aslında bildiğimiz şiddet döngülerinde de. Ama şunu net bir şekilde söyleyelim beraber, hepinize de söyleyelim. Aslında eğer bir kişi erken dönemde kendi evinin içerisinde şiddete doğduysa, özellikle ona şiddet uygulayan bir baba modeliyle ya da bir ebeveyn figürüyle büyüdüyse, bu şiddet karşısında yaşadığı öfke ve korkuyu hayatın içerisine alıyor ve eğer bir süreçten geçmediyse, destek almadıysa, dönüşmediyse, o şiddet de onun artık problemleri çözme yöntemi olarak devam ediyor. Çünkü bunu biliyor ve bununla kalıyor. Bu kaldığı düzen de o kişinin ileride kuracağı ailesine. O temel yetersizliği kapatmak için çoğunlukla kadına ve çocuğa yöneliyor. O yüzden de şiddet içerisinde gerçek bir tedaviden geçilmediyse, ya da bu arada bütün şiddet gösterenlerin ruhsal hastalığı vardır da demeyelim, o da değil. Eğer bu kişi bir şekilde vicdanının köreldiği ya da çalışmadığı yerlerden bir destek almadıysa, daha önceki şiddet suçlarından dolayı bir ceza, bir yaptırım almadıysa bu şiddete devam etme eğiliminde oluyor. Sen de aslında o dönemde bu söylenenlere haliyle bugüne kadar da duymadıkların olduğu için inanıyorsun ve dönüyorsun da onunla beraber. Sonra ne oluyor? Yani dediğim gibi çok da münayim konuştu. Sonra yalvardı, tamam söz veriyorum dedi, evine dön. Her şey daha güzel olacak. Sonra mı ne oldu hocam? O gördüğüm şiddetlerin daha beterlerini görmeye başladım. Sen yürüyerek gittin değil mi dedi. Sen oraya yürüyerek gittin. Aldı kalçamı hocam. Maksat. Hadi dedi şimdi felç kal da git. Düşün. Hep diyoruz işte. Düzelir, bu sefer düzelir, bu sefer düzelir ama her seferinde şiddet daha yükseliyor. Yani hiçbir şey düzelmiyor aslında. Korkuyorsun, hani bir insan eşim diye yanına gelir, ne bileyim derdini anlatır ya, bir sohbet eder, muhabbet eder. Tabii ki aslında benim de bu kadar her şey zehir zindan geçmedi. İlla ki güzel anılarımız da var muhakkak ki. Ama her seferinde dayak yani. Sebep ne bu kadar? Erkeğim diye mi? Daha beter oldu dedim ya hocam. Bu sefer giderdi, aylarca gelmemeye başladı. Çocuklar hastalanırdı, yok. Ben hastalanırdım, yok. Çocuk ya ayağını kırardı ya kolunu kırardı, yok. Kayınbiraderim götürür getirirdi merkeze. Bunu nerede buluruz? İşte şu otelde. Çünkü cebinden yani elbise yıkarken muhakkak ceplerini boşaltırdım. Ya otel ismi olurdu kartı ya kadın numaraları vardı. Ben de derdim abi ben şu otelin fişini buldum diye giderdik.
İşte otelin önünde dururdum, kayınbiraderim giderdi. Onu kolundan tutup çıkartıp o derece olmuştu artık, giderdi gelmezdi işte. Bu sefer de sen merkeze geldin diye dayak yerdim hocam. Bu sefer de sen kayınbiraderine çıktın geldin diye dayak yerdim. E çocuk ölsün mü? E çocuklar hastaneye yatardı. Yine aynı şekilde sen ambulans çağırdın çocuklara diye. Kiminle geldin? Ambulans şoförüyle mi geldin? Ya da sen bu hastanede ne yapıyorsun? Giderdi doktorlarla kavga ederdi. İşte çocuğumu verin, ben imza atayım, çıkartayım. Ben de çocuk ölsün mü derdim, yine dayak yerdim. Yani bu toplumun içinde de olan bir şeydi. Mesela ben çok bilirim, çocuklarım küçükken hastanede yatıyorlar. Doktorlarla kavga edip de ben çocuk ölsün mü dediğimde merdivenden y***ına kadar. Çekinmesi yoktu kimseden. Hani sadece dağın başıydı veya hani sesimi çıkartacak bir yer yoktu diyemiyorum. Toplumun içinde de aynısını yapıyorum. Tam da hayatın orta yerinde. Evet, maalesef. Şunu dedin ya biraz önce Arzu, hani erkeksin diye mi gibi sordun ya aslında hepimize. Bu erkekliğe yüklenen vurgularla ilgili temel bir derdimiz var bence. Bunu bir erkek olarak, bir insan olarak da söylüyorum aslında. Hani insan sesini yükselttiğinde, öfkesiyle etrafındaki insanları kaçırdığında, insan şiddet gösterdiğinde, saldırgan bir tutumun içerisinde olduğunda daha mı erkek zannediyor kendini bir erkek? Erkekliğe vurgulanan, yüklenen bir güç var ya mesela hani. Bu güç öfkenin, şiddetin ya da o sert durmanın gücü gibi bir şey değildir ki aslında. Güçse sevgi verebilmenin, destek verebilmenin, vicdanlı olmanın gücü olabilir temelde. Bizim kadına ve erkeğe yüklediğimiz anlamları bırakıp insan olmaktan ve vicdanlı büyümekten konuşabilmemiz lazım. Olur mu hocam? Erkektir. Yani çok ağır hitamlarda bulunurlar. Erkek yapar hovarda olur, kadın yapar bilmem ne olur. İşte erkek atın yuları uzun olur, döner dolaşır geri evine gelirsen bunu çekmek zorundasın. Sonuçta erkek deniliyor. Arzu, hani bu programın başında da bana ben o eve giderken bir mezara girdim dedin ya. Gerçekten ruhsal olarak hayatının senden alınmasının, öldürülmenin birçok biçimini de yaşıyorsun aslında orada. Ve bu arada her yolu da çok temelde deniyorsun da. Yani susuyordum diyorsun ama bir şekilde kurtulmak için bir sürü denediğin yöntem var. İşte daha önce annenin babanın evine gitmek gibi ya da onları çağırmak gibi. Hayatının bu evresinde de artık yine bir şekilde bu şiddetle kalmamak için Ankara'ya sanırım ablanın yanına gidiyorsun. Ya da gidiyorsun diyorum ama kaçıyorsun diyebilir miyim? Evet. Her şeyi bıraktım geriye. Çocukları da bıraktım. Dedim artık kurtulacağım. Ben hayatımı hep şöyle tanımladım. Ben düştüm bir kuyunun içine, çamurun içine. Çabaladıkça bir yandan dibe battım. Yani ben o kuyudan bir türlü kurtulamadım. Yani kaçtım. Çocukları da bıraktım, yeter dedim hani. Bıktım, bitsin dedim. Ankara'ya ablamların oraya geldim. Geldim ama hiç kimsenin haberi yoktu. Sadece ablama dedim, abla otogardan beni al, ağzını bilmiyorsun, gözünü bilmiyorsun. Nereye gideceğini bilmiyorsun, yani hiçbir şey bilmiyorsun zaten. Aldı getirdi. Tabii benim ortada olmadığımı öğrenince direkt zaten babamların köyüne gidiyorlar ve köyün girişinde başlıyorlar. Ekrem'in kızı taksiciyle kaçtı. Ki ne kaçması, hiçbir yer bilmiyorum. Hastaneden otogara gitmek için taksiye binmiş bulundum. Sonra babama dedim, baba ben buradayım. Zaten hemen akşamına da geldi geri buraya. Yanına? Tabii. Ablama dedi, abla dedi, bize bir müsaade ver, konuşalım. Ablam kapıyı çekti çıktı. Masaya hem silah hem bıçağı koydu. Dedi ya buradan çıkıp gideriz, sessiz sedasız. Ya da dedi seni burada yok ettiğim gibi ablanın hayatını da yok ederim. Öyle giderim dedi. Seçimdi benim için. Ben kendimden geçtim aslında. Çoktan geçtim. Hani ben orada kesse doğrusu öldürsem bunda değil. Bu sefer ablamların hayatı da gidecek. Onların...
Yine sustum. Dedim abla, biz konuştuk, anlaştık. Gidiyoruz. Gidene kadar da konuştum. Dedim bak, kaç tane çocuğum var. Düzel, toparlan. Tamam, hepsine tamam hocam. Hepsine tamam. Yani hiç itiraz yok. Düzelecek. Gitmeyecek artık bir yerlere. Evine bakacak. Çocuklarının babası olacak. Öyle dedi. Gittik, 3 gün boyunca hiç konuşmadı hocam. Tabii gidene kadar konuştuk ama eve geldiğinde hiç konuşmadı. Yani yoldaki değildi, evde çok farklıydı, çok suskundu. 3. gün ben çocukları yatırdım, ocağa yemek koyacaktım. Dedi gel, daha da malları toplayıp gelelim dedi. Tabii bizim orası boş arazidir. Sadece 3 ev var, 2 aile var, başka kimse yok. Ormanlık arazi. Hayvanları oradan toplayıp geleceğiz. Tamam dedim. Gidiyoruz hocam. Önde ben gidiyorum, arkada o gidiyor. Bir an böyle arkamı döndüm, baktım. Çok farklıydı, gözleri kıpkırmızıydı. Yani onun yürüyüşü ve bana bakış açısından korktum. Biliyorum ki bu bana bir şey yapacak. Korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Yani ne beni duyan var, ne beni gören var. Gidene kadar dua ettim. Dedim Rabbim, bu bana bir şey yapacak. Beni koru. Ormana girdik. Kayalardan atlıyorduk. Tam atlarken tekmeyi vurdu. Aşağı düşürdü beni. Başımdaki başörtüyü aldı. Gözlerimi bağlamaya çalışıyor. Beline bıçak koymuş, et bıçağını. Al***ma dayat ama ben o esnada hemen 2 elimle kavradım. Bir yandan tekme atıyorum, hani kurtulmaya çalışıyorum. Ben orada yapma diye bağırıyorum. O orada kesip buraya gömeceğim diye varıyor. Ve bak, planı bile kurmuş. Arzu nerede? Arzu kaçmış gitmiş. Kimse benden bilmez, nasıl olsa diyor. Kesip gömeceğim. Yani bayağı bir orada çabaladık, mücadele ettik ama ellerim yani tamamen paramparça olmuştu. Allah'tan oldu. O 3 tane oğlan bizi takip etmiş. Çocukların? Çocukların böyle konuşu konuşu gelirken sesini duyunca bıraktı. Hiçbir şey olmamış gibi üstümü sildim, ellerimi. O mala gitti. Ben çocukları aldım, geri eve geldim. Bir şey değişmedi yani hocam. Her kapı açıldığında ensemde ölüm hissediyordum. Yani bir korku. Çünkü her seferinde derdim, bu bana illaki bir şey yapacak. Düzelmektense daha beter oldu. Daha kötü oldu. Hani ben düzelsin, toplansın diye onlar uğraşırken o daha beterini, daha fazlasını yapmaya çalıştı. Gitsem de fark etmedi, kaçsam da fark etmedi. Dedim artık canıma kıyacağım. Ahire ipi bağladım, dedim ben kendimi burada asacağım. Büyük oğlum geldi, anne bana salıncak mı kuruyorsun? O an elimdeki ipi bıraktım. Çocuklarım için yaşamak zorundaydım. Katlanmak zorundaydım. Ama hiçbir şey fark etmiyordu hocam. Artık hani her seferinde dayak yemek, işkence görmek, hani o insanın artık dokunmasını istemiyorsun. Ne bileyim, yaklaşmasını istemiyorsun. Sürüklenerek götürülüyorsun. Ellerine kemerleri bağlayarak yaşatacağını yaşatıyor. Her sene bir çocuğa hamile kalıyorsun ve bunları artık istemiyorsun. Yeter diyorsun. Sonra baktım kayınvalidemin ilaçları var. Dedim ben bunları yutayım, bitsin. Hocam yutarken de gördü, biliyor musunuz? Üstüne suyu da kendi içirdi zaten. Dedi ben gidiyorum. Ben gelene kadar ölmüş ol. Maksat ne? Maksat Ahmet'in eşinden boşanmış demesin. Ele güne ne diyeceğiz? Hani ölmüş. İntihar etmiş, ölmüş. Umurlarında değil. Yine bir şey olmadı hocam. Dedim Arzu, ya yaşayacaklarım var, ya göreceklerim var, ya da seni bekleyen dedim çocukların. Onlar için yaşamak zorundasın. Arzu, dur biraz soluklanalım. Biraz soluklan. Bunca yorgunluğun üstünde biliyorum, herkes duysun diye anlatıyorsun. Herkese bir ders olabilsin.
insanlar hayatlarındaki bu döngülerin içerisindeki sistemi değiştirebilsin, kadına şiddet dursun, başka insanların, başka çocukların canı yanmasın diye de anlatıyorsun, biliyorum. Ama durabilelim aralarda da, çünkü soluklanmaya da ihtiyacımız var. Ama görüyoruz seni, bil. Bunu hep söyleyeceğim sana. Biz burada sadece senin hikayeni, yaşadıklarını anlatıp gitmeyelim istiyoruz. Bugün Arzu, yarın da bize daha detaylı anlatacak bunu. Aslında Türkiye'de engellenen insanlardan bir tanesi. Ve bir akülü arabayla beraber yaşıyor. Onun bugün akülü arabayla yaşamasını sağlayan bir olay yaşadı. Arzu çok destek isteyen biri değil. Bu olaydan sonra hayatına engellenmiş biri olarak devam ediyor. Özellikle akülü arabasına kavuşmadan önceki dönemlerde evinde söylediğin gibi hani düştüğün yerde kalıyorsun, orada duruyor. Yardım istemeyen biri çok fazla. Ama ben o yardımı isteyeceğim onun için de. Arzu'nun bir akülü arabaya ihtiyacı var. Çünkü eski akülü arabasıyla beraber artık hayatına devam edemiyor. Çocuklarına destek olamıyor istediği gibi. Evinde, sokaklarında zaman geçiremiyor. Onunla beraber yaşayamıyor. O yüzden de biz hep birlikte olup, biz de ekip olarak bakalım. Lütfen siz de bakın. Hep beraber bir şeyler yapabiliriz burada. Ulaşın bize, paylaş benimle dayanışmaya ulaşın Instagram'dan. Bana ulaşın. Arzu, senin bir sosyal medya hesabın var mı? 06 Arzu Cansever hesabımın adı. 06 Arzu Cansever. Oradan da ulaşalım. Çünkü sen diyorsun ki hayatıma ancak böyle daha kolay ve daha kendimi tamamlanmış hissederek devam edebiliyorum. O ayaklarım benim hocam. Ben arabam olduğu zaman yani sağlıklı bir bireyle kendimin arasında hiçbir fark görmüyorum ama arabam arızalandığı zaman işte o zaman kendimi engel olarak görüyorum. Şimdi ben iki tane kullanıyorum. Ben sol bacağımı enfeksiyondan kaybettiğim için hijyenik olmam gerekiyor. Evime gittiğim zaman hemen atlayıp temiz aracıma biniyorum ki dışarıdaki pisi mikrobu evime koymayayım diye. Ama dışarıdaki sürekli arızalanıyor. Yani yaptırıyoruz, birkaç ay sonra tekrar arızalanıyor. İsterim ki sağlam bir şey olsun, arızalanmasın, kullanışlı olsun. Birlikte söylüyoruz Arzu. Sen de söyle, biz de söyleyelim. Bu evin bir destek sistemi var. Çok temel bir sistem bu hepimiz için. Psikolog ekiple beraber programlar başlamadan önce programa uygun olabildiğini, ruhsal olarak hazır olabildiğini bildiğimiz konuklarla görüşmeye başlıyoruz. Çekimler boyunca devam ediyoruz bu görüşmelere. Çekimlerden sonra da konuklarımızla dirsek temasımız var yine. Ama psikolojik destek hayatın bir tarafı. Bir de hayatın böyle ihtiyaçları var. Ve bu konuğumuz Arzu için de hep beraber bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu soluklandığımız yerde bizim çalışmalarımız var. Biraz da hayallere gidelim artık. Zor anılardan çıkalım da istiyorum. O hayallerden birini kurabilmek için birlikte bir şey yapacağız içerideki odamızda. Hadi gel içerideki odaya geçelim ve o hayale birlikte gidelim. Biz bu evde Arzu'nun en çok gözyaşlarını görüyoruz. Ama biz bu evde Arzu'nun umudundan, hayalinden, gülen yüzünden de bahsetmeliyiz. Set aralarında tüm ekibe, tüm psikolog ekibe bazen gülümsemelerle beraber eşlik ettiği, bazen bize iyi geldiği anlar oluyor. Biraz da Arzu'nun hayallerine bakalım. Gülümseyen yüzünde hayaller de var çünkü. Şimdi odamıza geçiyoruz ve Arzu ile beraber bir hayal kuruyoruz. Arzu, hayaller bizimdir. Hayatımızın herhangi bir anısında, zamanında, bugüne kadarki yaşantımızda dünya kadar engellenmişlik yaşasak bile diğerleri tarafından. Hayatın herhangi bir döneminde kimse hayallerimize dokunamaz. O yüzden de hayal kuralım. Hep söylüyorum, hayal kırıklıklarından yaptığımız yeni yollar da bizim. Gerçekleştirmek için yola çıktığımız hayaller de bizim. O yüzden de o hayallere sahip çıkacağız. Birlikte bir hayal kuralım mı? Tabii ki hocam. Senden gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Arzu, derin bir nefes al. Şu an çok güzel bir ormanın ortasındaki bir orman yolundasın. Hayal et o ormanı. Orada ilerliyorsun. O kadar güzel bir orman ki her şey tam sevdiğin ve istediğin gibi.
Bu ormanda ilerlerken karşına bir zorluk çıkıyor. Bu zorlukla kendi bildiğin gücünle baş ediyorsun. Nasıl baş ettiğini hayal et. Ve yoluna nasıl devam ettiğini hayal et. Orman yolunda ilerlemeye devam ediyorsun. Etrafındaki sesleri duy. Bir kuş çok yakınına geliyor. Yakından gör o kuşu. Şeklini, rengini, bakışlarını. Ve yoluna devam ediyorsun. Gittiğin yolda bir anda seni yargılayan insanların görüntülerini görüyorsun. Orada bir yerdeler. Sana nasıl bakıyorlar hayal et. Sana ne diyorlar fark et ve duy. Onların yanından geçip gidişini hayal et. O huzurlu orman yolunda ilerlemeye devam ediyorsun. Yolun bir yerinde bir ev var. Kafanı kaldırdığında o evi görüyorsun Arzu. O ev senin 5 yıl sonraki evinmiş. Eve yaklaş yavaş yavaş. Ve o kapıdan içeri gir. İçeride ilerle. Arzu, bu evin içinde duvarda fotoğraflar var. Onlar nasıl fotoğraflar? Onlara da bak. Evin çok iyi hissettiğin bir köşesine geç şimdi. Oradaki hissine odaklan. Burada nasıl hissediyorsun? Bu hisle beraber hazır olduğunda bana, şimdiki zamana paylaş benimle evine geri dönmek için istediğinde gözlerini açabilirsin. Gökhan Bey'le bir hayalleme çalışması yaptık. Belki de hiç varamayacağım bir yer, belki de hiç göremeyeceğim bir yaşantı. Ama hayalin mutluluğu, huzuru, sevinci her şeyden güzeldi. Yaşamaya değer bence. Ama bir de bakmışsın ki gerçek olmuş. Hayaller olmazsa yaşantımızın hiçbir anlamı yoktur. Gözler dolu dolu ama başka bir hisle sanki. O salondaki his değil de. Ne oluyor? Hocam, mutluluk diyelim. Mutluluk. Nasıl bir ormandı orası? Yemyeşil. Çam ağaçlarıyla kaplı her taraf. Sarı sarı çiçekler var kenarlarda. Bir kuş geldi yanına. Ne dedin ona? Senin gibi olmak istiyorum dedim. Nerede istersem oraya konmak isterim dedim. Devam ettin. Yargılayanlar çıktı karşına. Kimdi onlar, ne dediler, nasıl baktılar? Etrafımdakiler. Boşanmak istediğim için körleyenler. Sen engellisin diye itekleyenler. Sen bunu başaramazsın diye haykıranlar. Dedin mi onlara bir şey? Dedim. Ne dedin? Hayat benim hayatım. Ve gelecekteki o evi uzaktan nasıl gördün? Uzaktan çiftlik eviydi hocam. Demir kapısı vardı. Ama çok büyüktü. O evin içindesin artık. Nasıl bir yerdi orası? İçerisi kocaman. Benim oturma köşem bile ayrıydı. Ne bileyim. Oradan mutfağa doğru gittiğimde mutfak bana göre dizayn edilmiş küçük bir mutfaktı boyutuma göre. Fotoğraflar vardı o evin duvarlarında.
Ne fotoğrafı vardı? O evin duvarındaki fotoğraf hep böyle aile tablomuz onlardı. Sonra gelinlikle fotoğrafım vardı. Ondan sonra hastane fotoğrafları vardı. Sonra sıra sıra gidiyoruz. Çocuklarla beraber mutluluk fotoğraflarımız vardı. Aile fotoğrafım vardı. Ayakta protezle yürüyen fotoğraflarım vardı. Peki Arzu, fotoğrafların arasından huzurlu bir köşeye geldin ya. Orada bir his vardı. O mutluluğu da gördüm gözlerinde. Nasıl bir histi o köşeden? İlk odaya eve girdiğimde çocuklarımın bana köşe yaptığını gördüm. Tabii ben köşede oturuyorum ama çocukların hepsi etrafıma dizilmiş. Yine küçüklük anılarımı anlatıyordum. Onlara. Ben anlattıkça onlar gülüyordu. Onlar güldükçe ben gülüyordum. Ve nereden nereye geldiğimizi anlatıyorduk. Tut bu hissi. Seni bugün bu hisle uğurlayacağım buradan. Yaşam. Böyle gülümsemeni burada görmek hepimize iyi geldi, bütün ekibe. Biraz gözyaşlarından çıkıp bu gülümsemeyi de yaşayalım. Hayat öyle. Birileri bir yerlerde duyuyor bizi. Çocuklarını özlediğini biliyorum. Yarınki buluşmamızdan sonra da kavuşmanız var. Yaşam. Hepsiyle de. Yarınki buluşma için bekliyorum seni Arzu. Tamam hocam. Hadi gel. Bugün Arzu'yu paylaş benimle evinde, yüzünde gördüğümüz o mutluluğun hissiyle birlikte uğurluyoruz. Hayal kurmak yola çıkmaktır. Sonuçta hayal kırıklığı yaşayacak olsak bile, hayal kurmak yola çıkıp başka yollar bulmak için de yolumuzdur. Ve kimse hayallerimizi kirletemez. Gerçeklikteki kirli dünyadan bağımsız, hayallerimizde kendimize yeni yollar arayabiliriz bizler. Arzu'yla yarın paylaş benimle evinde yeniden buluşacağız. Hayatında bitmeyen şiddeti ama bu bitmeyen şiddet karşısında yeniden ve yeniden ayağa kalkışını da birlikte konuşacağız. Arzu'yla yolculuğumuz devam edecek yarın. Paylaş benimle evinde sevgili Arzu'yla 3. günümüzü birlikte paylaşıyoruz. Hayatın her duygusunu konuşuyoruz. Dün çok ağır hayat deneyimlerinde kaldık. Ama dünü özellikle Arzu'nun çocuklarıyla beraber kurduğu gelecek hayalinin içerisinde umutla, mutlulukla da bitirdik bir hayalin içinde. Acımız, korkumuz, öfkemiz, mutluluğumuz, utancımız. Hayatta hepimizin ortak duyguları bunlar. Ve bu programda da bütün duygulardan bir bütün olma ve yeni bir gelecek inşa etmeyi konuşuyoruz aslında. İyi misin Arzu? İyiyim hocam. Yan yana olmak, paylaşmak, senden öğrendiklerimiz bize de iyi geliyor. Biliyorum ağır, zorlu, yeniden ilmek ilmek ördüğün bir hayat anlatıyorsun bize. Ama diğer taraftan kendi içimizdeki gücü keşfetmemizi de sağlıyorsun. Şiddet geçmişin üzerinden söylediklerin, bir anne olarak ayakta kalmak üzerinden söylediklerin, engellilerin bu dünyadaki hakları, özgürlükleri, engellendikleri taraflar üzerinden söylediklerin, programda söylediğin her şey kıymetli bizim için. Dün öykünün, senin hayat öykünün bir yerinde kaldık. Eski yaşının artık şiddetin dozunu çok arttırdığı, artık insani, vicdani bir hayat olmaktan tamamen çıktığı bir dönemiydi hayatının. Ve eşinin hayatında kumar var. Çok uzun bir süre var ama kumar borçlarının çok arttığı bir dönem var bildiğim kadarıyla. Ve orada gerçekten akıl almayacak şeyler olmaya başlıyor. Anlatır mısın sen? 380 tane büyükbaş hayvanımız vardı. Tamamen bir günde gitti. Yani gidiş o gidiş. Tabii çocukların süt içecek bir tane hayvanı bile yok. Ne yapalım, ne yapalım? Yozgat'ta bir varlıklı bir abimiz vardı. Kendisi de uncu. Araziyi gezmeye gelmişler. Onlar kendi kafalarına göre hani konuşurken ben de çay veriyordum. Dedi buraya arazi bomboş dedi. Hani hayvan alsam bakar mısınız deyince. Ben bakarım dedim. Kayınbiraderim dedi ki bana güvenmeyin. Eşim de dedi ki bakarız, sıkıntı yok. Eşim zaten hiç bakmazdı ki. Sadece o emir verirdi. Yine aynı şekilde gidip gelmiyor. Hayvanlar benim üstüme, 6 çocuk benim üstüme. Kayınvalidenin bakımı yine aynı. Bizimki rutindi. 7 odalı bir evdi. Böyle uzun bir koridor vardı. Koridorun ilk başı kayınvalidemindi. Geli gelmez el koruya uğrardı. Orada hani hesabı kitabı alırdı, ondan sonra bana gelirdi ve yargısız infaz yapardı direkt. Hani neden demezdi bana.
O gün geldi, bayağı ağır bir kavga yaptık. Bu sefer ben de artık sesimi yükseltmeye başladım. Ben de dedim hani madem çocuklarımın babasın, adam ol, çocukların başında dur. Benim başımda dur, evini ayır. Ayırırdın ayırmazdın, bayağı bir dövdü hocam. Hatta o gün kış günüydü. Betonun üzerinde yatırdı sabaha kadar. Üzerime de bir şey örtmedi. Getirdik orada. Artık ben o gün hırsımı alamadım. Ertesi gün dedim ki ben onu öldüreceğim. Yapamadım hocam. Cebinden habersiz telefonunu aldım, babamları aradım. Abim dedi ki kızım dedi aşağı yol ağzını bekle. Saat 11 civarı geliriz, tabi Ankara'dan geliyorlar. Yalnız dedi giremeyiz biliyorsun, elleri belaya girer çocukların dedi. Köy yolunda aşağıda bekleyeceğiz seni dedi. Çocuklarım yerde yatıyorlar. Ben onları bırakıp gidemiyorum. Giriyorum çıkıyorum, sürekli ikisinin arasında kaldım. Dedim ki bir tanesini alayım. Bir tanesini de alamıyor mu, babası var yanında. Dereye aşağı indim, ışığı görünce babamlar geldi dedim. Gecenin bir vakti saat 11.30 civarı ben dereye aşağı iniyorum. Hani belki başıma ne gelir, kurt olur, islisi olur. Gittim, bindim. Zaten hemen o dakika fark etmişler benim olmadığımı. Neyse vardık Ankara'ya. Ertesi gün babamlar beni aldı, hastaneye götürdü. Darp raporunu falan çıkarttık. Direkt adliyeye gittim. Hani artık dişliyim, boşanmaya karar verdim. İlla ki dedim ben o çocuklarımı alacağım. Davayı açtım. Balıncı kılığına girip babamları mahallede dolanırken fark ettim tabii. Tehditler, hakaretler üst üstüne. Zannediyor musunuz ben sizi böyle bırakacağımı? Sonra babam inşaatta çalışıyordu. Babam inşaatta mı tanır? Neyse babam toparlandı. Bir aradan 10-15 gün geçti. Çocuklarım burnumda tutuyor. Oğlum arıyor babamın telefonundan. Anne ben dayanamıyorum. Ben kaçacağım. Benim büyük oğlan arıyor. Anne diyor ki benim diyor yanaklarımı sıkıyor. Yengem beni kurtar. Yapamadım hocam. Bu sefer çocuklarım ikiye bölündü. Yarısı bende, yarısı orada. Olmuyordu. Gitmedim hocam. Evi ayırıp eşyaları taşıyana kadar gitmedim. Eşyaları ne zaman taşıdı ben o zaman. Geldi beni aldı. Gidene kadar konuştuk, söz verdi. O ilk defa çalışmaya başlamıştı. 13 sene sonra. İnşaata giderdi, gelirdi işte derdi amele pazarında benim arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Niye? Niye dalga geçiyor? Çalışma kayıp mıdır? Onlar benim kumar arkadaşlarım. Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Tabii ki varlığınız da gitti biz merkeze taşınınca. Bu hallere düşmek de çalışmak. Evet, emek. Aslında emek, çalışmak hiçbir zaman ayıp değildi. O durumlardan sonra işte hani düzenli bir iş buldu. Bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı ama her akşam geldiğinde muhakkak ki bir şikayet vardı. Ben çalışacak insan değilim, ben çalışacak insan değilim. Ya ne güzel ya. Allah'a şükür düzenimiz oldu, evimiz oldu, ayrı bir düzen. Evine gelip gidiyorsun, artık çocuklarınla vakit geçirebilirsin. Çocuklar bile babayı tanımıyordu doğru düzgün, düşünün yani. Bu iki sene kavgamız, dövüşümüz, ne bileyim dayağımız bitmişti aileden uzaklaştıktan sonra. Arzu bu dönemi anlatırken aslında eşinin ona şiddet göstermediği bir dönem olarak anlatıyor. Ama eşinin şiddet eğimiyle ilgili bugüne kadarki süreçten aldığı bir ders ya da gördüğü bir tedavi biçimi yok. Şiddet döngüsüne baktığımızda önce duygusal psikolojik şiddetin uygulanmaya başladığı ve karşı tarafı baskı altında bıraktığı, sonra fiziksel şiddetin sürdüğü, sonra şiddete bulunan bahanelerle birlikte geri çekilmelerin yaşandığı evreleri görebiliyoruz. Bir kişi erken dönemde şiddet gördüyse ve bununla ilgili hayatında dönüştürücü hiçbir şey yapmadıysa, destek almadıysa, geçmişteki suçlarının cezasını çekmediyse yeniden o şiddet karanlığının içerisine girebiliyor. Bu kişinin yoğun kumar oynadığı, bir başka insanı istismar ettiği ve bunlara da Arzu'nun ses çıkartmamasını istediği bir dönemden bahsediyoruz. Arzu artık tüm bunlarla beraber bu evliliği sonlandırmak istiyor
destek istiyor, şikayet ediyor ve oradan artık gitmek ve boşanmak istiyor. Şimdiden sonra dinleyeceklerinizi eğer isterse Arzu'ya anlatmayacağını, anlatamayabileceğini söylemiştik. Ama o bize özellikle anlatmak istedi. Görülmedim, duyulmadım. Artık herkes görsün, lütfen herkes Arzu'yu görüyorum diyebilsin istedi. O yüzden o anlatacak, biz de vicdanımızın sesini açarak dinleyeceğiz. Bir kadın bir yerlerde şiddetin en ağır biçimini yaşarken belki hiçbirimiz görmedik, görenlerimiz de kafamızı çevirdi. Arzu, yani gerçekten hayat karşına ne çıkartırsa çıkartsın. Şiddetin hangi türlüsünü yaşarsan yaşa, çünkü bu sadece fiziksel şiddet geçmişi değil, bir şey inşa etmeye çalışıyorsun sürekli. Gidiyorsun, gidemiyorsun, geliyorsun, geldiğin yerde en azından direne direne. Hani bir kavram vardır, çaresizliği öğrenmek üzerine, öğrenilmiş çaresizlik. Sen ona da direniyorsun, çaresizliği ezber etmek ve onunla susup kalmak hiçbir zaman başvurduğun bir yöntem değil. Yeri geliyor uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Yeri geliyor onu değiştirmeye çalışıyorsun. Yeri geliyor bilsen bile şiddet göreceğini, hani ayağa kalkıp bir ses çıkartma yolu buluyorsun. Canın çok yanıyor ama hani o yandığın, yattığın yerde kalmayıp bir daha bir şey deniyorsun. O yüzden ilmek ilmek örmek diyorum buraları. Her yolu deniyorsun aslında. Ama bir yerde artık gerçekten hiç tahammül edemeyeceğin bir şey oluyor. Bu kişinin 15 yıl ceza aldığı bir tecavüz suçu var. Engelli bir bireye. Yani şu anda toplamda cezası ne kadardı? 35. 35 yılın 20 yılını Arzu'yu yaraladığı için 15 yılında bu tecavüzden aldığı bir suçu var. Bunu da bir paraya ulaşmak için yaptığı bir plan var ortada, bir şey var. Ben tam hakim değilim, söyler misin sen, ne var orada? Hocam, kolay yolla nasıl kazanabilirim? Nasıl kazanabilirim? Bu paraya ulaşmak için hani biz çiftlik gitti, mal da gitti. Çalışmak da bana göre değil dedim ya, hani her geldiğinde aynı konu, işte çalışmak bana göre değil, ben arkadaşlarımdan utanıyorum. Kolay yolla nasıl kazanabilirim? Nasıl kazanabilirim? Ablasının oğlunun komşusu oluyor bu engelli bir birey. Yeğeni diyor ki, dayı diyor, bak diyor, maşallah diyor, hani bir ailenin bir kızı diyor, Yozgat'ta diyor, esnaf. Diyor sen bu kızını alırsan, vallahi yaşadın tekrar bu kaybettiğin malları alırsın diye böyle aklına giriyor. Sonra artık zaman zaman buluşuyorlarmış. Ben onu sonradan öğrendim ki anlamıştım bir şeylerin olduğunu. Çünkü birkaç defa ile konuşmalarını duymuştum. Ama artık sesimi çıkartmıyordum hocam. Çünkü ben anlaşmalı gitmiştim tekrar o eve. Çöp dökmek yasak, komşularla konuşmak yasak, perdeni açık bırakmak yasak, balkona çamaşır sermek yasak, markete gitmek yasak, her şey yasaktı. Yani ben o evin içinden hiçbir şekilde kimseyle görüşmeyecektim. Yaşamak yasak. Evet. Çocuklarımı kapının ağzından bırakacaktım okula, okuldan geldiğimde kapımı açacaktım. O kapıyı açmak yasaktı bana. Ben anlaşmalı gitmiştim ve hani dedim ki dayaktan yine iyidir. Canım acımaktan yine iyidir. Hiç olmasa orada hapis yaşarım. Ama ağzımın tadı olur. Canım acımaz dedim. O yüzden seslenmiyordum, fark ediyordum bir şeyler. İşte Ankara'ya geldiğimde de bu olaylar olunca gittim, konuştum dedim. İlk etapta zaten bana anlatan komşunun yanına gittim. Hani nedir necedir olayı bir detaylıca dinleyeyim dedim. Kadın da maşallah oturmuş balkonda, sanki video gibi izlemiş hocam. Yani el işaretlerine kadar, önce bankta oturmuşlar sonra eve gelmişler. Gittim dedim ki ben böyle böyle bir video izledim. Bu neyin nesi, eve kim geldi? Yok öyle bir şey dedi. Ya bak dedim, elimde video var, vallahi bak karakola giderim dedim. Hani benim evime giren çıkan olmuş deyin. Öyle deyince anlattı. Dedi sakın yanlış anlama, aklına da bir şey gelmesin dedi. Ama dedi kızın babası çok zengin. Bak yarın bir gün biz bu kızın çocuğun elinden aldı mıydı, bütün mal varlığına el koymuş oluruz dedi. Sen dedi nikahı ondan ver. Kıza dedi yapalım. Dedi hazır dedi çocuk olduktan sonra da. Bir de çocuk varmış tabii ki, ben
onu bilmiyordum. Ve ben o zaman yine aynı şekilde hamileyim, 11. gebeliğim. Ben de istemiyorum aynı şekilde. Bu kız da hamile. O kız da hamile, ben de hamileyim. Olurdu, olmazdı dedim. Hani nasıl olacak, nasıl edecek? Düşündüm, hocam benim de kız çocuğum var. Sen bir baba olarak bir kız çocuğuna, ki o da bir çocuktu yani. Sordum, soruşturdum, adını öğrendim. Kızın adını öğrendim. İşte nerede tanıştığını sordum. Hani tepki göstermiyorum ki, maksat onları bulmak. Evli olduğunu söylemek, durumu izah etmek, ne için yaklaştığını söylemek. Önce kıza ulaştım hocam. Yani o kadını onu nasıl yaparsın? Sonra dedim ki, bizim eve mi geldiniz dedi. Abla ben gelmedim, zorla götürdü beni dedi. Ne oldu dedi. Çocuğumun babası o benim dedi. Adamı buldum, dedim ki amca müsaitseniz bir görüşebilir miyiz? Buyur kızım dedi. Durum anlattım. Böyle böyle dedim. Benim evime gelmiş gitmiş, kızını hamileymiş. İnanmadı. Eşiyle kızını çağırdı. Merdivenlerden aşağı inerken kim kızım dedi. Bebeğimin babası, baba gülerek aşağı inerken baba elini böyle yumruğuyla nasıl sıktıysa artık gerek damlıyordu. O kadar sinirliydi. Ne olur ne eder işte dedim. Amca hani çocuğunuzun bir hatası yok. Zaten sonuçta o bir çocuk. Durumu anlattım. Ertesi gün şikayet ediliyor. Çalıştığı yerden tutuklanıp getiriliyor. Beni de çağırdılar, ben de gittim. İfademi verdim. Tutuklanacak. İfadesini verdi, götürecekler ve karşısına geçtim. Yolun sonuna geldin, artık bitti dedim. Kurtuldum senden dedim. Nasıl hissediyorsun o anda, Arzu? Hocam çok rahattım, yani çok korkusuzdum. Ne bileyim hani artık bana bir zarar veremeyecek, bana dayak atamayacak veya öldürmek, öldürülme korkusu yaşamıyorum. Düşünsene tam karakolda koluna girmiş polisler, onların yanında bana bir şey yapamaz. O gün ifademde de belirttim zaten, ben defalarca boşanmaya kalktım. Ama defalarca dedim ben darp edildim dedim, yaralandım. Uzaklaştırma aldım, yine geldi dedim ama bu sefer dedim kurtuldum. Yine de ne olur ne olmaz beni koruyun dedim. Ki hocam hani o kadar serbestim, o kadar rahatım çok şükür yani. Dünyalar sanki benimdi. Bir de akşam kapı çaldı, bir baktım o. O anki o dehşet korkusu yani. Bir anda karşıma tekrar geri gelmesi. Bittiğini biliyordum. Biteceğini de biliyordum. Günler günleri kovalıyor, aradan bir hafta falan geçti işte. Ama her kapı açıldığında biliyorum ki bana bir şey yapacak, korkudan direkt yönümü dönüyorum. Hani dedim ki tatlılıkla bitsin zaten dedim, benden boşanıp onunla evlenme kararıyla çıkmışsın. Dedim beni bana bırak, beni çocuklarımla bırak. Sen git, ne yaşarsan yaşa. Ama bizi bize bırak. Arzu beni bırakma, ben sensiz yapamam. Ya kendin kafama sıkarım ya senin kafana sıkarım. Her seferinde de ama bunu söylüyor. Ama bunu şiddetle değil, dille söylüyor. Olurdu, olmazdı hocam. Tamam dedi. Bitsin dedi, madem dedi böyle. O günün ertesi günü oldu ama böyle içimde bir sıkıntı hocam, anlam veremediğim bir sıkıntı ama ben biliyorum hani diyorum, bizim orada bir söz vardır, kurt bulanığı sever, her zaman sessiz kapardı. Hani her zaman şiddet gösteriyordu, bunun sessizliği bana çok tetirgin ediyordu. İlla ki dedim var bunun altında. Arzu, bu noktada özellikle tekrar bir es vereceğim ve bize anlattıklarını biliyoruz. Duygun, isteğin, kendin kadar anlatmaya hazır olduğun kadarını anlat. Çok ağır bir şiddet var bu noktada. Tekrar altında çizelim. Arzu, anlatmak istiyor musun diye sordukça, kimse beni görmedi, herkes beni görsün diye anlatmak istiyorum dedi. O yüzden her yere Arzu'yu görüyorum yazmaya devam ediyoruz bugün de. Onun için de bir şeyler yapmak istiyoruz tüm ekip. Konuşuyoruz bunları aramızda. Anlatmak istediğin kadarını anlat lütfen.
Hakikaten görmediler hocam. Ölüme ben ayaklarımla gittim hocam ama hiç kimse görmedi beni. Annem babam gitme kızım dedi, gitme. Ama çocuklarım için gitmek zorundaydım hocam. Bugüne kadar görmediğimiz için özür dileyerek senden, hepimiz adına, seni ve aslında senin yaşadıklarını yaşayan dünya kadar kadını, bunun için özür dileyerek bugün görmek istiyoruz. Evet, geç kaldık ama bugünden sonra temas edebilmek, bir şey yapabilmek için, sana daha rahat bir şekilde yaşayabilmen için, çocuklarına bu dünyada bir şey yapabilmek istiyoruz. Çünkü yani bu anlattığım mevzu, hani tamam o zaman boşanırız, gülüyor, duruyor. Sen olmazsan o da bir şiddet biçimi, kendimi öldürürüm diyor. Psikolojik şiddetin bir biçimi bu. Aynı evin içerisinde ölüm bekliyorsun. Bırakamıyorsun çocukları. Ne zaman gitsen bir şekilde geri döndürülmüşsün. Zaten o kadar çok kurtulma çabası yaptım hocam. Gittim, defalarca kaçtım evimden. Ya zorla bir yaşantıyı yaşamak zorunda değildim hocam. Tek istediğim buydu. O insansız bir hayat yaşamaktı ve her seferinde mecburi, tehditli ama son sefer artık çocuklarımı o babaya bırakamazdım hocam. Benim başka çarem yoktu.